Arkadaşlar günaydın. Bugün dün kaldığımız konudan devam etmeye çalışacağız. Şimdi bir ekran paylaşımı yaptım sizlerle. Hem ekran paylaşımını bir kontrol edin, hem de sesi bir kontrol edin. Seste, görüntüde bir takılma vesaire var mı? Geri dönüş sağlarsanız ona göre bir teknik anlamda bir düzenleme yapalım. Sonra tekrar devam edelim dersimize. Sisteme bu notların devamını attım. Yalnız hala bir uygun bir formatta değil. Önümüzdeki hafta tam temiz bir formatta tek bir PDF halinde dosyaya göndermeyi düşünüyorum inşallah. Bir aksilik olmazsa. Görüntü ve ses ne durumda arkadaşlar? Bir alabildiniz mi acaba? Yeni gelen arkadaşlar ya da var olan arkadaşlar duyabiliyor musunuz beni? Kimseden ses soluk çıkmıyor da. Geliyor değil mi? Tamam. Çok teşekkür ederim. Şimdi dün kaldığımız yerden başlayalım. Dün nerede kaldık? 23. sayfada bir tane örneğimiz vardı. Bununla çözümlere devam edeceğiz tekrar. Yine örnekler çözmeye devam ediyoruz. Dersimizin amacı MOSFET'lerde AC analiz yapmaktı. AC analizden kastımız MOSFET'leri yükseltici olarak kullandığımızda giriş sinyalin kaç kat yükselteceğimizin kazancını hesaplamak için yaptığımız bir analizdi bu analiz yöntemleri. Biz bunun üzerinden devam ediyoruz şu anda. Kamera ve sohbet kısmını bu tarafta açık bırakıyorum. Size tekrar gibi gözükebilir ama olur da bir bağlantı problemi yaşarsak hemen müdahale etmek için bu. Şimdi dünkü sorumuza bir bakalım. Burada sorumuzda ne vardı? İki tane kondansatörlü bir bağlantı var. İki tane MOSFET'imiz var. Toplam 5 direnç artı RS ve RL dirençlerimiz var. Ve devrinin giriş çıkışı VS birinci MOSFET'in gate bacağından, V0 çıkış bacağı ise ikinci MOSFET'in source kısmından alınmış. R0 dediğimiz çıkış direnci Rout, V0'ın hemen önünde RL'den yani yükten önce görünen direnci gösterir. R-in ise VS dediğimiz giriş kaynağımızdan itibaren devreye doğru baktığımızda gördüğümüz dirençtir. Yani eş değer tivenin direnci diye olarak düşünebilirsiniz siz bunu. Devrede verilen dirençlerin değerleri verilmiş. Ayrıca RL ve R5 dirençlerin de değerleri verilmiş. Bunlara ek olarak da VT ve K parametreleri verilmiş. Şu kısımlar. Bize sorduğu soru devrenin AC kazancı, ki AC kazancı bulmak istiyorsak devrenin DC analizini yapmak zorundayız. Ayrıca giriş ve çıkış dirençleri sorulmuş. Biz dün bunun DC analizini yaptık, bitirdik. Devreden geçen akımları, gerilimleri, MOSFET'lerin çalışma bölgelerini tespit ettik. Bugün ona çok fazla böyle detaylı bir şekilde girmeden ne yaptığımızı kısaca bir özetleyip tekrar devam edelim. Şimdi bir devre geldiği zaman bize kazanç soruluyorsa bu devrelerde öncelikle MOSFET'lerin DC analizleri yapılır. Doğru akımdayken nasıl çalıştıkları, çalışma bölgeleri, devreden geçen akımlar, MOSFET'lerin taşıdıkları akımlar tespit edilir. Ondan sonra KN parametreleri ve YS parametrelerine göre GM parametresi hesaplanır. Eş değer devrimiz modeli çıkartılır ve artık kazanç hesabına geçilir. Yani esas yaptığımız iş, temel iş DC analiz ilk başta, sonra AC analiz. DC analizde ise kondansatörlü kısımlar açık devre yapılır ve devrede DC analiz çözümlerine dahil edilmez. Bu yüzden buradaki ilk başta gördüğünüz devre şu devre, devrenin sadeleşmiş hali. İlk başta DC analiz yapacağımız için devremizin sadeleşmiş hali. Bu sadeleşmiş halinden itibaren sonra işte devreyi doyumda kabul ederek bizim doyum formüllerimizi kullanarak devrenin akımlarını buluyoruz. Yalnız bu formülde iki tane bilinmeyen olduğu için VGS'ye bağlı tekrar farklı bir parametre daha elde ettik. Bu parametreyle birlikte A ve B denklemlerimizi birlikte çözerek VGS parametresini bulduk. VGS'yi burada 2 diye bulmuştuk. Birinci MOSFET'i bulduktan sonra birinci MOSFET'in VD1 gerilim noktasını,
VS1'i ve VDS1'i en son hesaplamış olduk. VGC'de yukarıda kökten bulduğumuz için MOSFET'in doyum şartını kontrol ettik. 4 büyüktür 1 olduğu için MOSFET'imiz doyumdadır diye MOSFET'in doyumda olduğunu tespit ettik. İkinci MOSFET için bacaklar birbirine bağlı olduğu için birinci MOSFET'in çıkış katı ikinci MOSFET'in giriş katına bağlı. Şu şekilde oluyor. Birinci MOSFET'in drain bacağı çıkışı demektir. Yani şu kısmı çıkışı. İkinci kısmın girişine bağlı. Aynı şekilde ikinci kısmın da çıkışı aşağıdaydı. Bacaklar birbirlerine arada herhangi bir devre elemanı olmadan bağlandığında iki noktadaki gerilimler birbirine eşittir. Yani buradaki VD1 noktasıyla VG2 noktasındaki gerilim birbirine eşittir. Bunu buradan görerek devam ediyoruz tekrar. VG2 noktası VD1 noktasına eşittir dedik. Ve buradaki voltajımızı da 4,5 diye bulmuştuk. MOSFET'i doyumda kabul edip doyum formülleriyle birlikte devre çözümlerine tekrar devam ettik. Bu bir denklem. Bir de biz burada VGC'yi bilmiyoruz. İkinci bilinmeyenimiz bu. Buna bağlı bir tane daha denklem elde ettik. Bunu da iki nolu hattan elde etmişiz. İki nolu hat neresi? Bakalım hemen. Şu aşağıda. Denklem çıkartırken genellikle VGC'nin olduğu tarafta G'den S'ye doğru bir denklem çıkartırsanız rahat edersiniz. Yani denklemleri unutmayın. Doyumdayken G'den S'ye doğru bir denklem çıkartacaksınız. Burada çıkartacak olsak, birinci tarafta çıkartacak olsak yine G'den S'ye doğru bir denklem çıkarttık. Burası da bir numaralı hat. Birinci MOSFET için ikinci denklemi çıkartırken bu bir numaralı hattı kullandık. İkinci MOSFET'te VDS'ye bağlı bir şey, VGS'ye bağlı bir şey çıkartmak için de 2 numaralı hattı kullandık. Yani denklem çıkartırken G ile S arasında bir hat boyunca denklem çıkartabilirsiniz. Burada çıkartırken kuralımız şu, üretilen güç tüketilen güce eşittir. VG noktasındaki gücümüz bizim üretilen güç olarak kabul ediyoruz. Oradan sonra aşağı doğru, toprağa doğru üretilen, tüketilen bütün güçleri toplayıp VG noktasındaki gerilimi eşitliyoruz. Yani elektronik basit temel kurallara bağlı. O kuralları bilirseniz çok karmaşık devreleri inşa edebilirsiniz. Burada da işte VGS'ye birinci denklemimizi bulduk. İkinci denklemimizi ikinci hat üstünden bulduk. Şurası üretilen güç. Aşağıda ise MOSFET üstünde tüketilen ve direnç üstünde tüketilen gücü gösteriyor. Bu VGS'yi de MOSFET üstünde tüketilen gerilim olarak düşünebilirsiniz. Buradan ID'yi yalnız bırakıp iki tane denklem bulduk. Artık şu ID ile buradaki ID'yi eşitliği birbirine karşılıklı yazarak denklemi çözeceğiz. Denklemde karşılıklı eşitlik yazılmış. En son denklem bu çıkmış. Bakın burada dikkat etmemiz gereken burada bir katsayımız var. 0,25 bölü 0,375 diye yazmışım. Burada öncelikle şimdi sayısal değerleri bölerek devam etmeliyiz. Bunun sebebi orada böldüğümüz anda nihai sonuca ulaşamamız. Eğer bir denklemde sonuçları yerine koyup elde etmek istediğiniz sonucu tam o anda ulaşabiliyorsanız sayısal değerleri yerine koymanızda fayda var. Sıkıntı yok. Ama işte bu şekilde bölülü ifadeler var. Ama yerine koysanız virgülden sonra alacağınız hanelerde bir sapma olacaksa, sonucu etkileyecekse yerine koymamanızda fayda var. Bu şekilde katsayılı bir şekilde bırakırsanız kök bulurken de hesap makinesine direkt bu şekilde ifade giriyorsunuz. İşte a kare artı bx artı c diye düşünün. Burada direkt b kısmına, b katsayısına 0,25 bölü 0,375 olarak giriyorsunuz. Bu sayede kök tam olarak çıkıyor. Mesela burada kök 3 çıkmış. Siz bunu bu ifade olarak girmemiş olsaydınız, önce bölüp sonra küsurattan virgülden sonra belli kısmı kesip yükleseydiniz, sistem 2,99, 3,1 şeklinde bir hata verebilirdi. Bir yanılma payı olabilirdi. Virgülden sonraki hatalarınızın çok büyük bir sebebi bu tarz işlemlerden kaynaklı. Burada da VGS'yi kontrol ettik. VGS'nin de 3 olduğunu tespit edip sonra sorumuza devam ediyoruz. Sonra VGS'yi bulduk. VG'yi zaten biliyorduk. VS'yi tekrar çektik. Şu anda yaptığımız işlemler MOSFET'in doyumda olup olmadığını kontrol edebilmek için VDS ve VGS değerlerini tespit edebilmek. Daha sonra işte VD değerlerini, VDS değerlerini tespit ettik. VGS'yi de bulmuştuk zaten. Şimdi bir doyumda olup olmadığını kontrol edebiliriz. VDS büyüktür. VGS eksi VTN'den. 3,5 büyüktür. 2. Burada MOSFET'in şartı sağlandığı için MOSFET doyumdadır. Çözümümüz doğrudur. Elde ettiğimiz akım gerilim değerleri doğrudur deyip artık eksi analize geçebiliriz.
Şimdi AC analizi ilk yapmamız gereken şey neydi? Öncelikle MOSFET'imizin temelde bizim işaretlediğimiz noktalarda, şimdi rengini değiştirelim şimdi. Şu mavi ile işaretlediğim noktalarımız bizim neydi? MOSFET'imizin modelleriydi. Öncelikle bu modelleri yerlerine yerleştirip daha sonra bunlara bacak bağlantıları eklemekte fayda var. Hani işimizi kolaylaştırır anlamında. Öncelikle bu mavi noktalar yerleştirilir. Daha sonra aralarına bunların hangi elemanlarımız varsa onları yerleştireceğiz. Şimdi MOSFET'imiz yukarıda kalsın, eşdeğer devresi. Aşağıya da devrenin gerçek halini açalım. AC analizde nasıl yapacağımıza bakalım. Biraz daha yukarı çıkalım. Tamam. Şimdi üst taraftaki devre, devrenin eşdeğer modeli. Aşağıda da bizim tek aşaması olarak çizdiğimiz devremiz. Şimdi bakıyoruz. Biz birinci MOSFET'i yerleştirdik. Birinci MOSFET'in gate bacağından başlayalım. Orada gate'te hangi malzemeler varmış? Şimdi gate'e bakıyoruz. Şunu kırmızı yapalım tekrar burada. Gate'te baktık. Ne var burada? Bir tane R1, bir tane R2 var. Kuralımız neydi? Kaynaklar toprak yapılacaktı. Kaynaklar toprak yaptık. Kondansatörler kısa devre olacaktı. Kısa devre yaptık. O zaman biz bu noktada bakıyoruz. G noktasında 3 tane ayrım var. 2 tane direnç toprağa doğru gitmiş. Bir tane de kaynağa doğru gitmiş. Sonra kaynaktan toprağa. Bir tane yukarıdan çiziyoruz şimdi. Bir tane direnç, iki tane direnç toprağa doğru gidecek. Bir tane de üçüncü dirençle birlikte yine kaynak ve toprağa gidecek. Bu şekilde gate kısmını tamamlamış olduk. Şimdi gelelim source kısmına. Source'a bakıyoruz. Birinci MOSFET'in source kısmında ne var? Bir tane R4 direnci var, sonra toprak. O zaman source kısmına bir tane R4 direncini bağlıyoruz, sonra toprak. Gelelim drain kısmına. Bir tane R3 direnci var, sonra toprak. R3 direnci var, sonra toprak. Şimdi geldik ikinci MOSFET'imizin gate kısmına. Bu gate kısmı nereye bağlı? Drain'e mi bağlı? O zaman direkt drain'e bağladık biz bunu. Drain kısmına bakalım. Direkt toprağa bağlı. Bakın drain direkt toprağa bağlı. Source kısmına gelelim. Source kısmında ne var? Aşağı doğru geldik. İki ayrım var burada. Bir sağa, bir de aşağı doğru gidiyor. İlki direnç ve toprak. İkincisi kondansatör, direnç ve toprak. Demek ki bu da yine iki tane direnç ve toprak var. Geldik source'dan. Aşağı indik. Direnç, toprak, R5. Sağa gittik. Direnç, toprak, RL. RL'nin üstünden de V0 çıkışını alacağız. Burada R0 dediğimiz yer çıkış direnci. RI dediğimiz de giriş direnci. Temsil eden yer. Şimdi gate kısmında genelde birkaç tane direnç olduğunda biz bu dirençler eğer birbirine paralelse paralelliğini alıp deriz ki burada tek bir direnç varmış gibi de gösterebiliriz. Devrenin çizimini sadeleştirmek amaçlı. Yani ben buraya R1, R2 yazmayıp da tek bir direnç yazıp ona RG deyip RG'de R1 ve R2'nin paralelliğinde diyebilirim. Herhangi bir sorun olmaz. Şimdi zorluk genellikle bu işlerde devrenin eşdeğer devre modelini çıkartabilmek. Bunu çıkarttıktan sonrası diğerleri hesaplama ve denklem çıkartmak. Denklem çıkartma işleminde de hata yapmanız çok zor. Çünkü standart her şey belli. Hani ucu açık bir şey yok elektronikte. Ya işte ben şöyle hissettim diye bir şey yok. Elektronik topla çıkart böl. Akım geliyorsa geliyordur, gelmiyorsa gelmiyordur. Gelmediğinden şüphe ediyorsanız başka bir akım varsa orada. Demek ki bir yerlerden gelme ihtimali olan akımlar vardır. Mesela şu S noktasını düşünelim. Bu S noktasında hangi kollardan akım gelir? Bir sağdan gelir, bir soldan. Biz ne biliyoruz? Gate'den akım akmaz. Şu sol taraftan akım akmayacak. Demek ki sağdan gelen akım aşağı doğru gidecek demektir. Aşağı doğru geldikten sonra iki tane direnç var. Burada bir ayrım olabilir. Ama ayrımı yapmamıza gerek var mı? Bazen gerek olmayabilir. Hani ayrım yapmanız gerekebilir. Nasıl ayrıldığını tespit etmeniz de zor olabilir. Ama bazen ayrım yapmanıza da gerek yok. Şimdi denklem çıkartma işlemlerine başlayalım. Nasıl çıkartacağımızla alakalı. Şimdi şundan üstlerini bir temizleyeyim ben tekrar. Evet.
Tamam, bunu yukarıya aldık. Aha. Evet, devremizin eşdeğer AC modeli yukarıda artık. Artık biz buna bağlı olarak denklemleri nasıl çıkartacağız onlara bakalım. Şimdi biz ne istediğimizi öncelikle yine bir hatırlayalım. Biz ne istiyoruz? Kazancı istiyorduk. Kazanç çıkış bölü giriş demektir. Peki bu çıkış bölü giriş burada kaç tane katımız var? Ona bakmamız gerekiyor. Şimdi çıkışımız V0. Peki bu katın girişi neresi? V2. O zaman V0 bölü VG2 diyoruz ilk başta. Birkaç tane katın oranı var burada. Onları fark etmeniz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi VG2 ve VG1. Diğerinin girişi de gate'ten aldığı için gate'in girişini de kabul edebilirsiniz ya da direkt bunu VS1 olarak da alabilirsiniz. İkinci katın çıkışı VG2, girişi VG1. Onun da oranını buraya yazdık. VG2'nin girişi, VG1'in girişi ise VS1. Yani VG1'i çıkış olarak kabul ediyoruz. VS1'i giriş olarak kabul ediyoruz. Üstler her zaman giriş, şey pardon çıkış. Üst taraftaki ifadeler. Alt taraftaki ifadeler ise giriş. Evet. Her katta önce bir giriş vardır, sonra çıkış vardır. Bir sonraki kata gittiğiniz zaman önceki katın çıkışı bir sonraki katın girişi olur. Herkes zincirleme olarak düşünün. Bir lokomotif olarak düşünün. Herkes birbirini çeken ön lokomotif olarak görev görür her seferinde. Yani ikili ikili baktığınız zaman öndeki kimdir? Öndeki çekendir. Burada da ön tarafta kim varsa o da çıkış olarak düşünülür. Arka taraftaki de giriş olarak düşünülür. Soldan sağa doğru bir kayma var diye düşünebilirsiniz. Ya da VS kaynağından, bu VS kaynağımızdan V0'a doğru bir gidiş vardır diye düşünebiliriz. Buradan V0'a. Şimdi burada hesaplamamız gereken iki tane parametremiz var. MOSFET'imiz olduğu için. Her bir MOSFET için GM1 ve GM2 parametreleri hesaplanır. Bunların hesaplaması da 2 çarpı KN parantez içerisinde VGS 2 eksi VT'ye karşılık gelir. Burada demek ki biz o zaman DC analizde hesaplama yaptıktan sonra elde etmeniz gereken değerler MOSFET'lerin VGS değerleri. Bu değerleri bilebiliyorsak AC analize çok rahatlıkla geçebiliriz. Yani AC analizde hangi değerleri bulmanız gerektiğini buradan çıkartabilirsiniz. Her bir değeri bulmak zorunda değilsiniz. Sadece AC analiz yapacaksanız. VGS'leri bulun, geçin. Doyumda kabul ediyoruz çünkü. Çoğu MOSFET'te demiştik. Eğer yükseltici olarak kullanılıyorsa MOSFET'ler doyumdadır zaten. Bunların daha farklı durum olması istenmez. Bu yüzden GM değerlerini bulup bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Şimdi kazanç formülümüz yani AV'nin nasıl bulunduğunu yazdık. GM'leri de yazdık. Bunları da hesapladık. Birisi 0,2 milisiemens, diğeri de 0,4 milisiemens olarak çıktı. Buradaki MS dediğimiz, unutmayın, GM parametresi 1 bölü R'ye karşılık gelir. Yani 1 bölü 10'dur. Parametrenin birimi hakkında bilgi veriyorum şu anda size. 1 bölü 10 ne demek? Siemens'e karşılık gelir. Siemens'in de yine milisiemens, mikrosiemens tarzında şeyleri var. Katları var. Burada da bu KN değerinin mili olması sebebiyle elde ettiğimiz parametre de milisiemens. Çünkü içerisi volt. Şuradaki direnç. Bu iki direnç böyle bu şekilde denk geldiği için. Pardon direnç miliamper bölü volt kare. Buradaki parametrenin mili içermesinden kaynaklı olarak siemens'in de birimi millidir. Yani bunun MS'nin milisiemens olduğunu bilin yeter sizin için. Ve direncimiz GM'miz de 1 bölü R'ye karşılık gelir. O da 1 bölü 10'dur birimi. Ters çevirdiğiniz için. O da Siemens'e karşılık gelir. Şimdi devam edelim. Şimdi ne demiştik? Gate tarafına bağlı olan iki tane direnç varsa bu iki direnci biz tek bir direnç olarak ifade edebiliriz. Bunun yerine RG olarak da bir direnç yazıp devreyi sade haliyle tutabiliriz. Hani devredeki elemanlar arttıkça hesaplamalar bazen karmaşıklaşır. Bazen de eleman arttıkça elde ettiğiniz bilgi kolaylaştığı için, arttığı için devreyi daha kolay çözersiniz. Yani avantajı ve dezavantajı da var. Ama burada iki tane direncimizi birleştirdiğiniz zaman bir sadeleştirme yaptığımız için burada ekstra bir bilgi gibi düşünmeden bunu sadeleştirebiliriz. Bu da R1 paralel R2, ona da 2,5K diyebiliriz. İkisi de çünkü bunların 5K sanırım.
5K diye verilmişti soruda. Oradan bu şunu ifade edebiliriz. Şimdi gelelim V0 değerine. Biz çıkıştan girişe doğru parametreleri hesapladığımız zaman işlemlerimiz biraz daha kolaylaşıyor. Bu sebeple V0'ın hesabıyla başlayalım. V0 neydi? Burada bir tane, iki tane direncimiz var. Yani biz bu iki direncin paralelini alıp R5 paralel R dersek, şuradaki kısım işte, toplam direnç çarpı akım dersek, biz buradan geçen toplam buradaki voltajı hesaplayabiliriz. Şimdi bu ana koldan geçen akım nedir? Yukarıdan gelen akım olacak. S noktasında iki koldan yerden akım gelir. Bir sağdan bir soldan. Soldaki kısım gate bacağıdır. Ne demiştik? MOSFET'lerde gate'den akım akmaz. Bu sebeple akım sağdan gelecektir. Sağdaki koldaki akım nedir? GM2 VGS2. O zaman buradaki akımımız GM2 VGS2 yerine yazdık. Çarpı direncimiz. Direnç de aşağıdaki iki tane direncin birbirine paralel halidir. Çünkü V0 noktası iki direncin birleştiği noktadır. Bu noktada da iki direnç birbirine paralel bağlandığı için paralelliğini alabiliriz. Burada da V0'ı bu şekilde hesaplayabiliyoruz. Tamam. Şimdi VG2'ye gelelim. VG2 neydi? Bu noktadaki, şu VG2 noktasındaki gerilimin hesaplayacağız. Burada birinci noktadaki gerilim buradan toprağa doğru, sağ tarafa doğru alıyoruz. Bunu sol taraftan da hesaplayabilirsiniz, sağdan da. Ama biz öncelikle V0'a yakın taraftan baktığımız için V0 tarafından incelememiz gerekiyor. VG2'nin V0 tarafındaki voltaj değeri nedir toprağa doğru? VGS2, şuradaki gerilim, bunu bir silelim belki görünmüyordur. Tamam. Şimdi buradaki değerimiz, bir inceltelim. Bakın şu kısım VGS2 artı VS2'dir. VS2 ile V0 aynı noktaya bağlandığı için biz bunların ikisini aynı değer diyebiliriz. O yüzden biz buraya V0 yazdık formülasyonda. V0 yerine ise yukarıda bulduğumuz denklemi yazıyoruz. V0'ın yerine aşağıda VGS2 vardı zaten. Bu ifadeyi yazdık. Burada nasıl bir kolaylık sağlanır? Biz bunu ayrıca VG2 noktasını VGS2 parantezini aldığımız zaman buradaki formülasyon şöyle şuna dönüşür. 1 artı GM2 çarpı R5 paralel RL. Burada VGS'leri paranteze almakta fayda var. Çünkü VGS'ler sürekli sadeleşecek. O yüzden her zaman denklemin başında bir çarpan olarak durmasında fayda var. Bu ifade VGS2'ye ait. Şimdi formülasyonumuz neydi bizim? Şurada yukarıda bakıyoruz. V0 ile VG2'yi. Biz burada V0 ile VGG2'yi böldüğümüz zaman VGS2'ler sadeleşecek zaten parantez içerisinde olduğu için. Burada sadece kalan parametremiz GM2, R5 ve RL kaldı. Bu parametreleri bildiğiniz için şu anda ilk kattaki hesaplamamız gereken denklemleri hesapladık diyebiliriz. Şimdi artık VG2'nin sol tarafından bakalım. Sol tarafından nasıl bir denklem elde edebiliriz diye. Şimdi V0 hesapladığımız gibi devreden geçen akımı hesaplarken ne yapıyorduk biz? Direnç çarpı akım diyorduk. Bu VG2 noktasında bir akım çıkıyordur. O çıkan akımla birlikte de R3 direncini çarptığımız zaman biz VG2 noktasındaki gerilimi elde ederiz. Burada çıkan akım nedir? Ve GM VGS1. Şuradan R3'ten yukarıya doğru çıkan bir akımımız var. Normalde aşağı doğru olsaydı biz bunu artı işaretiyle direkt alacaktık. Ama yukarı doğru çıktığı için eksi GM2 GM1 VGS1 çarpı R3 diyoruz. Bu kalınlığını biraz arttırayım ben. Tamam. Bu eksinin nereden geldiğini anlamışsınızdır umarım. Şu V0'dakine bakın. Ok, akım aşağı doğru, toprağa doğru. Bunda ise akım topraktan, R3'te ise akım topraktan çıkıyor. Akımın yönü ters olduğu için başına eksi geliyor. VG2'yi hesapladık bu şekilde. Şimdi nereye gidiyoruz? Bizim formülümüzde ne vardı? VG1 vardı. Bir de VG1'e bakalım şimdi. Şimdi burada bir not düşmüşüz. Geçiş noktaları iki farklı şekilde formüle edilir demişiz. Birisi birinci taraf için, diğeri ikinci taraf için. Ve VGS'lere bağlı bir şekilde ifade edilir ki VGS'ler birbiriyle götürsün, sadeleşsin diye. Şimdi VG1 noktasına geldik. VG1 noktası nedir? Şuradaki VGS1 gerilimi artı VS noktasındaki gerilimdir.
VS noktasındaki gerilim neye karşılık gelir? Buradaki direnç çarpı bu koldan geçen akımdır. Bu koldan geçen akım hangisi? GM1 VGS1. Yukarıdan geliyor, S1 noktasından aşağı doğrudan iner. VG noktasından bir akım gelmez. Neden? Geyikten akım akmaz. Sol taraftan akım gelmediği için sağdan gelen akım olduğu gibi aşağı inecektir. Oradaki değerimiz VGS GM1 VGS1. Burası I'ya karşılık gelir. Çarpı R4 diyoruz. Artı bu noktadaki gerilimimiz. Şimdi VG1'i bir de şimdi sağ taraftan hesapladık VG1'i. Şimdi bir de sol taraftan hesaplayalım. Sol taraftan nasıl hesaplarız? Burada iki direnç var. Bunu tek bir direnç olarak düşündük. RG olarak. Solda bir tane RC direncimiz var. Bir gerilim bölücü devresi olarak düşünürsek biz R1 ve R2'nin üstündeki gerilim VG'ye karşılık gelir. O yüzden burada VS toplam kaynağımız çarpı diyoruz RG üstündeki gerilim bölü toplam direnç. Bu da bize VG üstündeki VS'ye bağlı gerilimi hesaplayıp vermiş olur. Burada ise VG ve VG1 ve VS1'i direkt orantıladığımız zaman biz zaten şu aşağıdaki formülde şunu elde etmek istiyorduk. Direkt olduğu gibi biz bu ifadeyi bulduk zaten. RG bölü RG artı RS'yi elde etmiş olduk. Ortadaki ifadeyi de az önce bulmuştuk. Şu ifadeyle birlikte. Ne var? Bir de VG2 vardı. VG2'yi de zaten tersten hesapladık. Bir sağdan bir soldan hesapladık. Şimdi bu bulduğumuz parametre sayısal değerleri yerlerine yerleştiriyoruz. Şu en sondaki değerimiz az önce bulduğumuz değer zaten. Şu kısım. GM2'ye bağlı, VGS2'ye bağlı. Şurada VGS2'ye bağlı olarak da birinci katın formülünü bulmuştuk. V0 bölü VG2. V0 bu tarafta, VG2 bu noktadaydı. Bu ikisinin sayısal parametrelerini bulup yerine yerleştirdik. Unutmuyoruz. VGS ile alakalı bir değerler varsa muhakkak bu paranteze alınabilecek şekildedir. Alamıyorsanız bir yerde bir yanlış yapmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu birinci ifademiz kaldır. VG2 bölü VG1 de şu ortadaki ifademize karşılık geliyor. Bakın burada da bir VGS'ler sadeleşmiş. 3'teki ile 6'teki. Sadeleşmiyorsa bir yerde hata yaptırır demektir yine. Bunları sadeleştirdikten sonra artık biz denklemimizi elde etmiş olduk. Bildiğimiz parametreler var. GM1, GM2 zaten dişanlardan hesapladığımız K ve VGS değerleriyle hesapladık. Bulduk yukarıda. Dirençlerin değerlerini zaten biliyoruz. Bunları yerlerine yerleştirdiğimiz zaman kazanç katsayısını hesaplıyoruz. Kazanç katsayısı RS'ye bağlı bir ifade çıkmış şu şekilde. Devrede RS'nin direnci verilmemiş, değeri verilmemiş. O yüzden biz bu ifadeyi de RS'ye bağlı olarak bırakıyoruz. Verilseydi bütün değerleri hesaplayabilirdik ama verilmediği için bu şekilde bıraktık. Burada yaklaşık genelde bazen 20, eksi 20, artı 20 şeklinde katsayılar çıkıyor. Bunların anlamı giriş sinyalimizi 20 kat büyütüyoruz ya da 7 kat büyütüyoruz. Eksi işareti devrenin sinyalini ters çevirdiğinin göstergesidir. Yani eksi işareti şurası artı 1 ise burası eksi 1'dir. Sinyali küçültmek istiyorsanız kazanç katsayının 0'dan küçük olması lazım. 0.5 olursa sinyaliniz yarı yarıya küçültülmüş demektir. Küçültmek istiyorsanız 0 ile 1 arasında bir kazanç katsayısı elde etmeniz gerekir. Büyütmek istiyorsanız zaten birinin üstünde bir çarpanla çarptığınız zaman otomatik olarak büyüyecektir. Unutmayın buradaki katsayılar kaç kat büyütüldüğünü gösterir. Artı eksi işareti sinyalin yön değiştirdiğini bir göstergesidir. Yani eksi işareti olduğu zaman küçültüyoruz gibi düşünmeyin sakın. Tamam. Şimdi aşağıda RS'ye bağlı bir katsayıyı hesapladıktan sonra en son ifademiz sadeleştirmelerle işte paralel dirençleri almakla birlikte kazanç katsayımız 0.5 bölü 2.5 artı RS'ye karşılık geldi. Bu soruda sorusu olan arkadaşlarımız var mı?
Tamam, buraya kadar soru yoksa şimdi devam edip giriş direncini hesaplayalım. Giriş direncimiz neydi bizim? RI dediğimiz giriş kaynağımızdan itibaren devreye doğru baktığımızda hesapladığımız dirençti. Burada yani şu iki nokta arasında diye düşünürsek biz bunu. Burada arada baktığımızda R1 ve R2'nin birbirine paralel olduğunu, RI'nin RG'ye karşılık geldiğini düşünebiliriz. Burada direkt giriş direncine 2,5 kilo ohm diyoruz. Çıkış direncini hesaplarken bu devremizi fark ettiyseniz ortak drain'li yani drain ucu ortak boşta kalmış yukarıda gördüğünüz gibi. Giriş gate'ten çıkış source'tan. Bu devrelerde aşağıdan baktığımızdaki bizim direncimizin değeri ne oluyordu? Şurada aşağıda bir direnç olmasaydı 1 bölü GM idi. O zaman biz buraya bir tane daha paralel bu olmasaydı 1 bölü GM idi. O zaman bakarsak burada 1 bölü GM paralel R5 demektir. O yüzden biz burada sanki 1 bölü GM 2'ye paralel bir tane daha R5 direnci varmış gibi düşünüyoruz. 1 bölü GM 2 paralel R5 dediğimiz zaman bunların birbirine olan sayısal değerlerini işte ortak eşdeğer devre almayı biliyorsunuz. Eşdeğer direnç aldığımız zaman da rezistör direnci 1,5K çıkar. Giriş direnci genelde kolay da çıkış direnci ortak direnin olduğu zaman biraz problem çıkartıyor. Onda da bu 1 bölü GM'yi aklınızda tutarsanız herhangi bir problem olmaz. Çok rahat bir şekilde hesaplamaları yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu birinci sorumuzun AC DC analizini tamamladık. Sormak istediğiniz soru varsa alalım, yoksa bir sonraki örneğe devam edeceğiz. Soru yok herhalde. Devam ediyorum. Bir sonraki sorumuz bu şekilde. İki tane MOSFET'imiz var. MOSFET'lerin VD, RD1 değerleri, akım kaynağı var aşağıda bir tane. Bu akım kaynağının değeri, VT değeri, W ve genişliklerin oranları verilmiş. Mü, N, C, O, X değerleri verilmiş. Bizden istediği kazanç 1, yani V0 bölü VS. Burada V0 birler işaretlenmiş bakın. Birincisi V0 bölü VS. VS neresi? Burası. İkincisi V0 2 bölü VS şu kısım. Bu iki taraftaki kazancı istiyor. Yani biz bir devre tasarladık. Çıkışımızı VS1'den alırsak kazancımız kaç olur? Çıkışımızı VS2'den alırsak kazancımız kaç olur? Bunları hesaplamak istiyoruz. M1 ve M2 MOSFET'leri eş MOSFET'ler denilmiş. Bu eş MOSFET'ler olması sebebiyle eğer bu devreler simetri ise elde değerlerimiz MOSFET'lerden akan akımlar birbirine eşittir diye düşünebilirsiniz. Şimdi bakalım bu duruma eşit mi gerçekten değil mi onları bir kontrol edelim. İkincimiz de kazancımız bunu istiyor. Şimdi devreyi doyumda kabul edip çözmeye başlıyoruz. Öncelikle şurayı bir küçültelim gene. Tamam. Şimdi geldik. Şimdi birinci MOSFET'imizin formülü neydi bizim? 1 bölü 2 K dediğimiz şu kısımdı zaten. Mü, N, C, O, X, W bölü L, VGS 1 eksi VTN 2. Şimdi burada bakalım. İkinci MOSFET, birinci MOSFET'imiz için AC kaynaklar VG1 kondansatör olmadığı için direkt topraktır. Devrede bunu çalıştırmazsınız. ID2 için baktığımız zaman VG8 direkt zaten toprağa bağlanmış. VG1 ile VG2 o zaman toprağa bağlanmış fark ettiyseniz. İkinci bir durum. İkisinde source bacağı bakarsanız dikkat edersek ikisinde source bacağı birbirine bağlanmış. Demek ki bunların G'leri de eşit, S'leri de eşit. Herhangi bir farklılık yok. Peki formülasyonda farklılık kalacak değerleri neler var? MOSFET'lerin tipleri ne var? Bakıyoruz. P ve N. İkisi de N kanal MOSFET bunların. Demek ki VGS'ler aynı. VT'ler aynı N kanal oldukları için soruda bir tane VT verilmiş. Mü, N, C, O, X değerleri de birer tane verilmiş. W bölü L de birer tane verilmiş. Formülde değerlerimiz eşit olduğu için bu devreden akan akımlar, MOSFET'lerden akan akımlar birbirine eşittir diyebilirsiniz. Ama bu VGS noktalarını muhakkak kontrol edin. Çünkü formülde esasen akan şey VGS noktaları. VGS'ler ve işte buradaki K parametrelerimiz birbirine eşitse MOSFET'lerimiz için
bu MOSFET'lerden akan akımlar birbiriyle eşittir diyebiliriz. Ya da farklı şu şekilde olabilir. VGS'ler eşit verilir size ama W'lar farklı verilir. MNCOX'ler aynıdır. W'lar farklı olduğu zaman bunların akımları birbiriyle orantılı bir şekilde değişir. Yani birisinin değeri W bölü L'yi 1 düşünün, diğeri 2 ise biri diğerinin 2 katı akım geçirir diye düşünebiliriz. Burada akımların birbirine eşit olduğunu bulduk ve zaten bize bu koldan 2 tane akım geliyor ne demiştik? Okun yönünde akımlar akar MOSFET'lerden. Biri yukarıdan aşağı doğru, biri soldan aşağı, şöyle yaklaştıralım, sola doğru. Bu noktada aşağı doğru akım akıyor ve aşağıdaki akımı biliyoruz biz. Ne verilmiş? 1 miliamper. O zaman biz bu 1 miliamperi kollardan gelen akımlar birbirine eşitse ikiye bölerek her bir MOSFET'ten gelen akımın 0.25 miliamper olduğunu bulabiliriz. Şimdi bu durumda demişiz ki ID1 ve ID akımları birbirine eşittir. Çünkü formülasyonda eşit olduğunu ispatladık. I akımı da giren akımlar çıkan akımlara eşittir. Burada I çıkan akım, giren akımlar ID1 ve ID2. O zaman ID1 ve ID2'yi eş kabul edersek her bir akım değeri de MOSFET'in akım kaynağından akan akımın yarısı kadardır. O da 0.5 miliamper kadar olur. Burada MOSFET üzerinden geçen akım bulduk. Peki biz VGS'yi hesaplamak istiyoruz. VG'leri biliyoruz. İkisi de sıfır ama S noktasındaki gerilimleri bilmiyoruz. Onun için formülümüzde ID'yi yerine koyup VGS'nin kök değerini bulacağız. Bakalım kaç çıkacak burada. 0.5 eşittir dedik. Akımı çünkü 0.5 bulduk. Şuradan yukarıdan. 1 bölü 2 çarpı 0.4. Şurada yukarıda MNCOX 0.4 verilmiş. Çarpı W bölü L. W bölü L ne verilmiş? Yukarıda o da 10 verilmiş. W bölü L. Onu da yerleştirdik. VGS 1'in karesi eksi 0.5'in karesi. Burada ifademizi açıyoruz. En son açıp ve bazı şeyleri birbiriyle götürdüğümüz zaman 0.5'ler götürülmüş. VGS 1'in karesi VGS 1 çıkmış. Burada VGS 1 ya 1'dir ya da 0'dır sayısal değer olarak. Ne demiştik koşulumuz bizim? VGS VT'den büyük olması gerekiyor. VT 0.5 verilmiş sonra da o zaman VT'nin 0.5'ten büyük olduğu VGS değeri hangisi? 1'dir. 1 koşulu sağlayan VGS değeri olduğu için VGS'yi 1 olarak alıyoruz. Biz VS'de zaten VG'yi 0 diye buluyorduk. Demek ki VG voltajını buradan çıkartabiliriz. VG eksi VS eşittir 1'miş. VG zaten 0 volttu. Demek ki buradan VS voltajları eksi 1 voltaj olarak, eksi 1 volt olarak tespit edilir. Tamam, şimdi devam edelim. Şimdi akan akım biliyoruz. RD1, RD2 verilmiş. Biz V0 noktasındaki yani VD1 noktasındaki gerilimi bulmaya çalışalım. MOSFET'lerin öncelikle doyumda olup olmadığını kontrol edeceğimiz için şu an DC analiz yapıyoruz hala. Bunu bulabilmek için nelere ihtiyacımız vardı? VGS'leri bulduk. O zaman VD'lere ihtiyacımız var şu anda. İyi, şimdi VD'yi bulmak için şu üst kısmında akan akımı bildiğimiz bir formül uyguluyoruz. Neydi bu hattı çizdiğimiz zaman? Akan akım eşittir. Başlangıç noktası eksi bitiş noktası bölü aradaki direnç. Burada bilmediğimiz şey neydi bizim? VD1. VD1'i yalnız bırakırsak içler dışlar çarpımı yapıp VDD eksi ID1 çarpı RD1'dir. ID1'i zaten az önceki formülden bulduk. R1'in değeri kaç verilmiş? RD1. 2K verilmiş. Akımda 0.5'ti. 5 eksi 0.5 çarpı 2'den buradaki VD1 voltajı 4 volt tespit edilir. Aynı şekilde şu kısımdan da bir hesaplama yapıyoruz. Aşağıdaki VDD kısmından. Akım sağdan sola doğru akıyor. Şuradaki gibi. Akan akım eşittir. Başlangıç noktası, eksi bitiş noktası bölü aradaki direnç. Burada bilmediğimiz şey VD2. VD2'yi yalnız bırakıyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıp. VDD eksi ID2 çarpı RD2 olur. Buradan da sayısal değerleri yerleştirdiğimiz zaman VD2 voltajı da 4 volt çıkar. Demek ki bu MOSFET'ler hem eş, dirençler de eş olduğu için D noktalarındaki, S noktaları ve G noktalarındaki gerilimleri birbiriyle olduğu gibi eştir. Peki şimdi VGS 1, VGS 2 birbirine eşitti.
Formül neydi burada? Vg-Vs'ydi. Biz az önce Vs'yi görmüştük ama burada tekrar yapmışız. Vs1 eşittir. Vg1-Vs1'dir. Yani şuradaki ifadede bunu yalnız bırakıyoruz. Bunu karşıya, aşağıdakini de bu tarafa karşıya geçiriyoruz. Bu durumda Vs1, yani bir başka bir deyişle Vs2 eksi 1 volta eşittir. Burayı da tespit ettik. Ne kaldı şimdi? VDS voltajlarımız. D'yi 5 volt, 4 volt diye bulduk. DS, D eksi S dersek 4 eksi eksi 1 VDS, VD eksi VS'dir. 4 eksi eksi 1, o da 5 volt yapar. VDS voltajında 5 volt aldıktan sonra aynı voltaj DS2 için de geçerli. Birinci MOSFET'imiz ve ikinci MOSFET'imiz de eşti. Gerilimler de eşti. VD1 ve VD2'leri. VD1, VD2'ler eşit. VS1 ve VS2'ler de eşit. Bu durumda ikisi de 5 volttur diye düşünebiliriz. Geldik doyum şartına. VDS büyüktür. VGS eksi VTN olması gerekir. Burada VDS 5 volt bulduk. VGS de 1. VTN 0.5 verilmiş soruda. Çıkarttığımız zaman 5 büyüktür 0.5 diyoruz. Burada MOSFET'imiz, yani her iki MOSFET'te doyum şartını sağlıyor. Bu yüzden MOSFET'ler doyumdadır diyoruz. Artık eksi analize geçip işlemlerimizi, kazancımızı hesaplamak için işlemlere devam edebiliriz. Bu DC analiz zaten daha önce bu gördüğümüz konularda. Şimdi artık AC yaparken DC yapıp sonra AC yapıyoruz. Bu DC'nin de bir nevi tekrarı olmuş gibi olabilir. Yani DC'de çözdüğümüz örnekler artı AC'de çözdüğümüz bütün örnekler DC için size birer örnek olacaktır. Ayrıca eğer varsa çözdüğümüz devrelerde giriş çıkış sinyalleri varsa DC sorularda çözdüğümüz örnekler de AC için kullanıp çözebilirsiniz. Tamam. Şimdi MOSFET'imizin AC analizine geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle devremizin sade halini çizeceğiz. Sade hali nasıl? Yani DC hali nasıl, ona bakacağız. Şimdi önceki işaretlemeleri biraz silelim. Şimdi burada iki tane MOSFET'imiz var. Öncelikle bu iki tane MOSFET birbirine bağlanmış source kısımlarından. Biz bu MOSFET'lerin ikisini öncelikle GDS olarak yerleştirdik, kırmızı hallerini. Şu aşağıdaki kırmızı şekillerini. Daha sonra bunların S bacaklarını birbiriyle birleştirdik. Buradaki kuralımız neydi? Akım kaynakları açık devre olacak. Yani akım kaynağı tarafını almıyoruz, sildik. Kondansatör vesaire var mı? Yok. Kaynaklar ne demiştik? Toprak olacak. Buralar toprak oldu. AC kaynak direkt tarafa almayacak zaten. Şimdi S kısımlarını birleştirdikten sonra birinci MOSFET'in gate bacağından başlayalım. Birinci MOSFET'in gate bacağında ne var? Sadece VS kaynağımız var. O zaman gate'e sadece VS kaynağını bağlayıp bırakıyoruz. Birinci MOSFET'in drain bacağına bakalım. Burada ne olmuş? Direkt toprağa gitmiş. Arada bir tane direnç var. D'den toprağa doğru gidiyoruz. Arada bir tane direncimiz var. Ve bu çıkış noktası direncin üstündeki gerilim neye karşılık gelmiş bizim için? V0 gerilimine karşılık gelmiş. Onu da yerine yerleştirdik. Birinci MOSFET'imiz bitti. Artık ikinci MOSFET'e geçebiliriz. İkinci MOSFET'te bakıyoruz. Kolaydan başlayalım. Gate ucumuz nereye bağlanmış? Direkt toprak. Gate'i direkt toprağa bağladık. Geldik drain bacağına. Drain ne yapmış? Bir tane direnç ve VDD kaynağı vardı. Bu kaynak ne olmuştu? Toprak olmuştu. Direkt bir tane RD2 direnci ile birlikte toprağa gitti. Ve bu RD2 direnci üzerindeki gerilim ise V02. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık işlemlerimize, hesaplamalarımıza geçebiliriz. Eşdeğer devre modelini yukarı koyalım. Biz aşağıdan denklemlerimizi bulmaya çalışalım. Şimdi V0'dan başlayalım. V0 nasıl hesaplanıyordu? Bu koldan çıkan akım normalde giren akım çarpı RD1 dememiz gerekiyordu. Ama burada akım çıktığı için başına eksi koyduğumuz zaman yön değiştirir. Sanki giriyormuş gibi alırız. V0 eşittir. Eksi GM VGS 1. Burası akıma karşılık geliyor. Çarpı direncimiz. V02 için de aynı kural geçerli. V02 eşittir. Başında eksi var yine. VGS
GM2 ve GS2 çarpı direncimiz. Bunların ikisini bulduk. Diğer bir konu, VS noktasındaki gerilim bu VGS1 ile yukarıdaki ile aşağıdakinin farkına eşit. Ama bunu şu şekilde yapabiliriz. VGS1 şöyle düşünelim. Yukarıdaki gerilim, şuradaki şu noktadaki gerilimle toprağa doğru bir hat düşünelim. Yani toprağa doğru hat ne olur? Aşağıdan şöyle şuraya kadar. Üretilen güç tüketilen güce eşittir şeklinde düşünürseniz VGS1 eşittir VS artı VGS2 olacak. Şuradaki gerilim. VS artı VGS2. Buradan VS noktasındaki gerilimi eşitliği yer değiştirirsek VS değeri yalnız kalır. Ve GM ve VGS1 ve VGS2'sinin ikinin farkına eşit kalır. G1 eksi G2 girmiş gibi. VGS1 eksi VGS2. Ya da paralel kollardaki akımlar eşittir, öyle düşünebilirsiniz. Diğer bir ifadeyle. Şu noktadaki gerilim. Buradan toprağa gittiği için. Şu S noktasından sağa doğru bir toprağa kadar gittiğimizi düşünün. Ya da aşağıdan bu S noktasından ikinci MOSFET'in toprağına doğru gittiğimizi düşünelim. Şimdi VS noktası neyse, pardon, şu VS kaynağımız. Sol taraftaki iki tane kaynağın toplamı VS artı VG1, VGS1. Sağ tarafta da VGS2 var. Paralel kollar olduğu için bunların gerilimleri birbirine eşittir diyoruz. Şimdi burada bunun açıklaması da şu şekilde gösterilmiş. Devreyi sade haliyle silersek bir VS kaynağımız var. Burada VGS1. Direkt bu hattan gidip toprağa doğru eksiye doğru gidiyor. Burada tüketilen güç VGS1 eksi VGS2. Çünkü burada MOSFET'ler ters bağlanmış. Şimdi burada üretilen gücümüz nedir bizim? VS kaynağımız. VS eşittir dedik. Daha sonra akım sanki buradan çıkıyormuş gibi gidiyoruz, devam ediyoruz. Akım hangi noktadan girdiyse kaynaklara, o kaynakların o işaretleri alınır. Yani VS eşittir dedik. Şu denklem, üstteki denkleme bakın hemen. Akım VGS1'e nereden girdi? Artı bacağından mı girdi? Artı VGS dedik. Devam ediyoruz. Geldik VGS2'ye. VGS2 hangi bacağından girdi? Eksi bacağından girdi. O zaman eksi VGS2 deyip toprağa doğru devam ediyoruz. Üretilen güç, tüketilen güç derken bunu kastediyoruz. Üretilen güç VS, tüketilen ise bu devreden çıkan akımın diğer elemanlara girdiği noktalardan itibaren artılar eksiler belirlenerek işaretlemeler yapılır. Bunu çıkartması biraz zordu. O yüzden açıklayıcı bir devrede çizdim buraya. Daha rahat anlaşılsın diye. Şimdi bu kısma kadar tamamladık. Şimdi diğer bir formül daha çıkartalım şimdi. Şurada sileceklerimizi silelim de. Şimdi burada diğer bir ifademizde ne yapmışız? GM ve VGS ifadelerini birbirine bağlı olarak yazmaya çalışmışız. Burada GM ve VGS dediğimiz akım kaynakları. Bakıyoruz şimdi yukarıdan S noktasında iki koldan akım gelir. VG tarafından akım gelmeyeceği için GM ve VGS yukarıdan aşağı doğru gelir. Aynı şekilde diğer MOSFET'ten GS tarafından akım gelmeyecek, drain'den gelecek. Bu da buraya doğru geliyor. Baktığımız zaman bunlar ikisi birbirine zıt yönlü. O zaman ikisi birbirine eşittir ama eksi işaretli, ters işaretli. GM1 VGS1 eşittir, eksi GM2 VGS2'dir. Burada VGS2'yi ya da VGS1'i yalnız bırakıp GM1 ve GM2'ye bağlı ifadeler elde edebiliriz. Birincisi şu, ikincisi de bu. Bu ifadeleri niye yapıyoruz? Kazancı biz iki türlü hesaplamak istedik. Birisi V0 bölü VS, diğeri V02 bölü VS. O yüzden her iki denklemede VG1 ve VS2'lere ihtiyacımız olacağı için bu şekilde çıkarım yaptık. Bunu neden açtık ayrıca? Şurada V0 yerine, bakın şurada VGS1 değerlerimiz vardı. GM, eksi GM VGS1 değerleri.
Burada birbirlerinin yerlerine yazmamız gerekeceği için, düşündüğümüz için bu ifadeleri çıkarttık. Şimdi devam edelim VS kaynağımızı. VS kaynağımızdaki değerimiz neydi bizim? VGS 1 şuradaki. VGS 1 eksi VGS 2 idi. VGS 1 eksi VGS 2 yazacağız ama bu VGS 2'yi şu yukarıdaki ifade yerine yazıyoruz. Tamamen her şey VGS 1'e bağlı olacak şekilde hazırlanmış oldu. Bunu yerine yazdığımız zaman. Bakın burada VGS 1 var. Burada VGS 1 var. Aynı ifadede VGS 1 eksi VGS 2 idi. Bu sefer VGS 2 yerine yukarıdaki ifadeyi yazıyoruz. Yani VGS 1 yerine VGS 2'ye bağlı bir ifade yazıyoruz ki aynı cinsten olsunlar. Eksi VGS 2 dedik. Bu durumda iki ifadeyi de çıkarttığımız zaman VS'yi hem V0'a hem de V01'e hem de V02'ye oranlayabiliyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi V01'e bakın. GS1'e bağlı bir ifade. Ben V0 bölü VS dediğim zaman iki tane VS'de de VGS1'e bağlı bir ifade olması gerekiyor. O zaman V01'i kullanırken ben şu birinci VS1 ifadesini kullanacağım. VGS1'e bağlı ifade. V02'de ise VGS2'ye bağlı bir ifade var. O zaman V0 VS'nin de GS2'ye bağlı bir ifade olması gerekiyor ki VGS'ler sadeleşsin. O yüzden burada da diğer sağdaki ifademizde ise yine VGS2'ye bağlı ifadelerimiz var. Artık burada sadeleştirme işlemleri de çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Demiş ki zaten not düşmüşüz burada. Kazançlar için V0 bölü VS için bu ifade kullanılacak. Diğer için V02 bölü VS için de bu ifade kullanılacak. Biz ne demiştik daha önce orta noktalardaki gerilimleri ya da kazançları hesaplarken bir sağdan bir de soldan denklem çıkartacağız demiştik. Niye? Sağdaki giriş çıkış denklemleriyle soldaki giriş çıkış denklemleri birbirinden farklı. VGS'leri birbirine bağlı olduğu için kaynakları bir sağdan bir soldan denklem çıkartıp sonra sadeleştirme işlemi yapıyorduk. Şimdi sadeleştirme işlemlerine geçebiliriz buradan sonra. Şimdi bakıyoruz. A ve kazancımız birincisi V0 bölü VS. Burada V0'ı eksi GM RS VGS 1 çarpı RD diye yukarıya yazdık. Aşağı gelelim. VS ifademiz ise şu. VGS 1'e bağlı bir ifade yazacağız. Bunu da VGS 1 parantezine aldık. Sadeleştirmesi daha kolay olsun diye. Bakın burada iki tane eksi var. O yüzden burası artı olacak. 1 yani VGS parantezine alırsak 1 artı GM2 bölü GM1. Burada VGS'ler sadeleştiği zaman yukarıda GM1 çarpı GM2. Şurası da bakın paydalı. Bunu da açtık. İçler dışlar çarpımı yapıp sonra paydaya gönderdik. Eksi GM1 çarpı GM2 bölü GM1 artı GM2 çarpı RD1 oldu mu? Bu ifadeden sonra artık bir sayısal değerleri yerine yerleştirebiliriz. Bir de kazancın diğerine bakalım. AV2 olana. AV V0 bölü V02 bölü VS'ye bakalım. Burada da V02'miz neymiş? Eksi GM2 çarpı VGS2 çarpı RD2. Bunu yukarıdaki ifadeye yazdık. Bölü. Bu sefer VGS ifadesini VGS 2'ye bağlı olarak hesaplamıştık. Onu yazacağız, kullanacağız. Şuradaki ifademizi kullanacağız. Burada da VGS 2 parantezini alırsak, eksi VGS 2 parantezini alalım. Çünkü burada da eksi var bir tane. Burada da eksi var. Eksi VGS 2 parantezini aldığımız zaman 1 artı GM2 bölü GM1. Burada eksiler birbirini götürür. VGS'ler birbirini götürür. Artılı bir ifade kalır. Yukarıda işte şuradaki GM2 bölü GM1 de içler dışlar çarpımı yukarıya pay olarak gönderdiğimizde GM1 çarpı GM2 bölü GM1 artı GM2 çarpı RD2. Burada sayısal değerlerimizi artık yerine koyduktan sonra kazançlarımızı hesaplayabiliriz. Ama biz GM1 ve GM2'yi hesaplamamıştık. Onlara bir bakalım nasıl hesaplayacağız. Neydi formülasyonumuz? K çarpı 2 VGS eksi VT. Şimdi VGS'ler her bir MOSFET için eşitti. VT'ler de eşit, K'lar da eşit. O yüzden bir farklılık olmadığı için her iki GM'nin formülü de birbirine eşit diye düşünebiliriz. Bu şekilde işlem yaparız. K1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 0.4 çarpı 10 çarpı 1 eksi 0.5. VGS'miz 1'di. VT'de 0.5 verilmişti. Bunu yerine koyduğumuz zaman elde ettiğimiz değerimiz 2 milisiemens çıkar. Siemens de 1 bölü 10'dur. Milisi ise 10 üzeri eksi 3 diye düşünebiliriz. Burada G'nin
formül nasıl geliyor, birimi nasıl geliyor ona bakmak için de burada bir açıklama yazdım. Şimdi K'nın birimi ne? Miliamper bölü volt kare. Yukarıdaki ifadede volt. Voltu koyduğumuz zaman voltlar sadeleşiyor. Ne kaldı? Miliamper bölü volt kaldı. Şimdi volt bölü amper normalde ohm'du. Amper bölü volt tam tersine çevirirseniz bu ifadeye Siemens deniyor. Yanında da milli ifadesi var zaten. Buradan da milli Siemens gelmiş oluyor. Formülleri çıkartamadığınız zaman yerine yerleştirip denklemde formülleri sadeleştirme yaparak sade formül haline bulabilirsiniz. En sonunda miliamper bölü volt buldunuz. Baktınız amper bölü voltun Siemens olduğunu bilmiyorsunuz. Bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama birim çok önemli. Soruda ben size sordum. İşte devreden geçen akımı hesaplayın diye. Devreden geçen akım geçmesi gereken akım miliamperken siz buraya amper yazarsanız yani 1000 kat daha fazla değer bulmuşsunuz demektir. Sorunuz yanlış olur, haberiniz olsun. O yüzden elde ettiğiniz denklemlerin formüllerine, değerlerine dikkat edin. Değer yazmazsanız değersiz kabul ederiz, yine yanlıştır. Yani muhakkak doğru olacak. Yanlış bir şey yapmayacaksınız. Şimdi bu ifadeyi de hallettikten sonra artık GM1 ve GM2'yi kazançları bulduğumuz formülde yerlerine yazacağız. Birinci ifadede yerine yazdığımız zaman kazancımız eksi 2 çıkmış. Çünkü ne bulduk biz GM parametrelerini? 2 bulduk. Üst taraf 2 bölü 4 bölü 4. Başında da eksi var. Çarpı RD direncimiz de 2K'ydı. Çarptığımız zaman eksi 2 çıktı. Diğer tarafımızda ise aynı formül. Dikkat ederseniz birisinin başında eksi var. Bunda da artı 2 çıktı. O zaman ne oldu bizim MOSFET'imizde? İki farklı noktamızda, her bir noktamızda çıkışı aldığımız zaman çıkışların kazanç değerleri aynı, işaret değerleri farklı. Biz verdiğimiz işareti terslemek istiyorsak V01 noktasından terslemeden çıkartmak istiyorsak V02 noktasından aldığımız zaman iki kat büyütebiliriz demektir. Op-amp'ları belki daha önce görmüşsünüzdür. Orada eviren çıkış, evirmeyen çıkış vesaire var. Oradaki mantık olarak düşünebilirsiniz burada da. Siz bir sinüs verdiniz, sinüsün direkt yönü değişerek çıktı. Bu durumda eksi 2 olan yere takmak çıkışı oradan almak gerekebilir. Şimdi burada notumuzu tekrar okuyalım. Demiş ki soruda çözüm tamamlandı. Şimdi bu devremiz VS giriş sinyalini iki farklı şekilde yükseltebiliyor. Birincisi V01 çıkışıyla eksi 2 kat büyütüyor. Yani 2 kat büyütüyor, sonra işareti yön değiştiriyor. Diğeri ise V02 noktası ise 2 kat büyütüyordur sadece. Burada eksi işareti sinyalin yönünü değiştirir sadece, unutmayın. Bu şekilde olur. Devre tasarlarken giriş sinyaliniz nedir, çıkışta ne almak istiyorsunuz? Bunları bilirseniz aradaki devreleri çok rahat tasarlayabilirsiniz. Ve bunlar blok şemalar halinde olduğu için hazır bir iş yapan kaliteli bir devre vardır. Doğrusal doyumda, yani doyum bölgesinde çok kararlı bir şekilde çalışan vardır. Giriş sinyalinden çok fazla etkilenmeden çalışan devreler vardır. Bunları alıp blok şeklinde birbirinin ardına kaskat şeklinde bağladıktan sonra istediğiniz devrede çok rahat bir şekilde tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bayağı bir işledik. Bir 10 dakika ara verelim. Bundan sonraki örnek soruyla ondan sonra tekrar devam ederiz. Ya burada örnekler çok uzun. Anlatması uzun sürdüğü için birazcık oluyor. Ama normalde işte bazen 20 dakikada bitirebiliyoruz soru çözümlerini, ara vermediğiniz sürece. Buraya kadar olan yerlerde sorunuz var mı arkadaşlar? Soru varsa soruları alalım. Ondan sonra araya verelim. Herhalde yok soru o zaman. Tamam, bir ara verelim arkadaşlar. 10 geçe tekrar buradayız. 10. Arkadaşlar ekran paylaşımı yaptım. Bir de sesi bir kontrol edin. Eksik hata varsa onları düzeltelim. Devam edelim dersimize. Ekranı görebiliyor musunuz? Beni duyabiliyor musunuz?
Arkadaşlar beni duyabiliyor musunuz? Ekran paylaşımı yaptım. Görüntü geliyor mu? Bu bitmiş. Arkadaşlar sesimi alabiliyor musunuz? Görüntü geliyor mu? Ses. Sayfa yenileme şansınız var mı? Şimdi kamera ve sesi tekrar kapatıp açtım. Şimdi görüntü ve ses ne durumda? Geliyor mu acaba? Tamam, çok güzel. Şimdi başlayalım tekrar. Şimdi yeni sorumuzla devam edeceğiz. Tamam, yeni sorumuz bu arkadaşlar. İki tane MOSFET'imiz var. Birbirine seri bir şekilde bağlanmış bunlar. Ama aralarda source ve gate'ler birbirine bir direnç vasıtasıyla bağlanmış. Ayrıca giriş direncimiz 2 MOSFET'in gate bacağından verilmiş. Çıkışımız ise 2 MOSFET'in de drain bacaklarından ortak olarak dışarıya alınmış. Yani burada devreyi genel anlamda bir isimlendirmek istersek ortak source diyebiliriz. Çünkü girişler gate'ten, çıkışlar drain'den alınmış. Boşta kalan bacağımız da source bacağı. Şimdi burada iki tane MOSFET'imiz var dikkat ederseniz. Birisi P MOSFET, diğeri N MOSFET. Şu P, üstteki, alttaki de N MOSFET'imiz. Bunun için her biri için ikisinde KN ve KP değerleri verilmiş ayrı ayrı. VT değerleri 1 ve eksi 1. Biz bunu soruda arkadaşlar şu şekilde de verilebilir. Söylüyorum şimdiden. VT mutlak değer içerisinde verilir. Eşittir 1 verilir. Şimdi bu 1 verildiği zaman siz bunun MOSFET'in tipine göre VT'yi 1 mi alacaksınız, eksi 1 mi alacaksınız tespit edebilmeniz gerekir. Burada bizim formül kağıdımız vardı hatırlarsanız. Formül kağıdında VT'lerin hangi değer olması gerektiği yazıyordu. İşte N kanal N MOSFET için. Tekrar bir bakalım. N kanal N MOSFET için VT'nin sıfırdan büyük olması gerekir. P kanal için ise sıfırdan küçük olması gerekir. Burada mutlak değer içerisinde verildikten sonra soruda sizin bu VT değerini kendiniz seçmeniz için sizin yapacağınız bir işlem adımı olarak size bırakılabilir. Haberiniz olsun. Böyle bir şey gelirse bu şekilde işlem yapacaksınız. Devam edelim. Soruda ne istiyor bizden? AV dediğimiz V0 bölü VS çıkış bölü giriş kazancının kaç kat olduğunu tespit etmemizi istemiş. Devrede bir tane kaynağımız var.
VSS üst tarafa artı VSS olarak bağlanmış. Aşağıda da eksi buçuk, 2,5 volt var. Besleme yapılmış. Başka kaynağımız VSE kaynağımız var zaten. Bunun dışında şimdi bu kırmızı noktalarla işaretlediğimiz noktalarımız var. Şimdi bir inceleme yapalım. Buralarda neler var diye. Şimdi en başından şuraya IRL dersek, RL direnci üzerinden akan akıma IRL dedik. Daha sonra bir akımımız var. Her bir MOSFET'ten akan akım. Bunlar MOSFET'lerin ana kollarından akar. Mesela şurada ID2 dedik. Direkt bu MOSFET'in çıkış kısmından. Diğer kısım ise ID1 MOSFET'in ana kolundan akan akımdır. Burada bir düğüm noktası oluştu gördüğünüz gibi. 2 numaralı düğüm olarak düşünürsek burayı. Buraya bir tane girdi ID2, bir tane çıktı ID1. Ayrıca burada IR2 ve IRL akımlar da var ama bunların değerlerini şu an henüz bilmiyoruz. İkinci bir kuralımız neydi MOSFET'ler için? Gate'den akım akmaz. Bir numaralı göz için düşünürsek bu göze iki tane gate'den akım geliyor ya da çıkıyor. IG2 geliyor, IG1 çıkıyor. Yalnız bunlardan da akım akmadığı için, sıfır olduğu için IR2 akımı direkt kaynağa doğru gider. IR1 diye düşünebilirsiniz. Bu yönleri ben belirlerim. Siz de farklı belirleyip alabilirsiniz. Ne olur? Çıkan sonuçlar eksi çıktıysa demek ki yönleri ters yöne doğru akıyor demektir. Herhangi bir problem oluşturmaz. Bunun dışında VG1 ve VG2 noktaları aynı noktaya bağlandığı için biz bunların ikisini de eşit olarak alabiliriz. Aynı şekilde VD1 ve VD2 noktaları da V0 noktası üçü de aynı noktaya bağlandığı için biz bunların üçüne de eşittir diyebiliriz. Evet, sorumuz şimdilik bu kadar. Kazancımızı istemiş, çözüme geçelim. Şimdi ilk yapacağımız iş neydi? DC analiz yapıp devredeki akımları, çalışma bölgelerini ve AC parametreleri, AC parametreler dediğimizden kastımız GM1 ve GM2 parametrelerini hesaplamak. AC analizde ise kazanç hesabını yapabilmek için devrenin eşdeğer modelini çıkartıp oradan kazanç formüllerini verecek denklemleri çıkartıp sadeleştirmek ve sayısal değerleri yerine koyup elde ettiğimiz kazancı tespit etmektir. Devre çözümleri bu şekilde iki adımda yapılıyor, gerçekleştiriliyor. Şimdi DC analizle birlikte başlayalım. Birincisi bizim birisi P kanal, birisi N kanal MOSFET olduğu için bunların ID formülleri birbirinden farklıydı hatırlarsanız. Hem KP, KN farklılıkları var ve aşağıdaki VGS ve VSG farklılığı var. Ayrıca VT ve VTN farklılıkları var. Bu farklılıklarla birlikte denklemlerimizi yazdık. Şimdi bunu birazcık küçültelim. Devreyi de buraya alalım. Şimdi iki nolu göz için demişiz. Şurada iki nolu gözümüz nerede? 4-5. İki nolu göz için bakıyoruz şimdi aşağıdaki gözümüz için. Bu göze giren akımlar çıkan akımlara eşittir diyeceğiz. Burada giren akım nedir? Sadece ID2 görüyorsunuz. ID2 girmiş. Çıkanlar IR2, ID1 ve IRL. Çıkanları da yazdık buraya. Denklem elde etmeye çalışıyoruz şu anda. DC analizde AC kaynak var. Kısa devre yapılır. Yani buradan sonrası direkt toprağa bağlanacak devremizi. Kondansatörler kısa devre yapılır. Şu anda devremizde herhangi bir kondansatör yok. VS 0 volt AC analizisini demişiz. Yani burası AC devre kaynağımız olduğu için buraya kısa devre yapıp direkt 0 volt eşitleyip devre çözümümüze o şekilde devam ediyoruz. Devam edelim bakalım başka neyimiz var burada. Şimdi bir numaralı gözde düğümde diye düşünebiliriz. Buraya giren akımlar çıkan akımlar eşittir. Girenler nedir? IR2 ve IG2. IR2 ve IG2. Çıkanlar IR1 ve IG1. Gate akımları sıfır demiştik her zaman. Demek ki IR1, IR2 birbirine eşittir. Yani o koldan geçen bütün hat boyuncaki akım tek akımdır. Diğer bir noktadaki gerilim değerimiz nedir? VG1 ile VG2 birbirine eşittir. Neden? Bir numaralı düğüm noktasında birbirine bağlanmıştır. Şimdi VG1 şu şekilde de ifade edilebilir. VG1 ve VG2 bu noktadan toprağa doğru gidip bir gerilim hesabı yapılır. Burada nasıl yapılır bu gerilim hesabı? R1 çarpı IR1'den gelir. VG2 eşittir veya VG1 eşittir. IR1 çarpı R1. R1'in değeri bize soruda 1K olarak verilmiş. Bakın şurada. O zaman biz bunu yazarsak VG1, VG2 eşittir IR1 diyebiliriz.
Aynı şekilde IR1 ile IR2 birbirine eşit olduğu için biz burada VG1, VG2, IR1 ve IR2 birbirine eşittir diyebiliriz. Şu anda DC analiz yaparken hesaplayabileceğimiz bütün parametreleri hesaplamaya çalışıyoruz. Sebebi çünkü bir şeylere ihtiyacımız var ama ihtiyaçlarımız birbirine bağlı. Bu yüzden bir yerden başlıyoruz hesaplama yapmaya. Çıkartabildiğimiz kadar çıkartmaya devam ediyoruz. İşimiz görüldüğü zaman bırakacağız zaten. Şimdi geldik ikinci noktamıza. Şimdi V0 noktasındaki gerilimi nasıl ifade ederiz biz? IRL çarpı RL'dir, değil mi? RL'mizin de değeri 2 kaydı. O zaman V0 2 RL'ye eşittir. Aynı durumda ne demiştik biz? VD1, VD2 ve V0 da birbirine eşitti. O zaman biz bir VD1, VD2 ve V0 değerleri 2 IRL'ye eşittir diyebiliriz. Demek ki biz burada bir akım değeri bulduktan sonra VG1'i ve VD'yi çok rahat bir şekilde hesaplayabileceğiz şu anda. Şimdi başka nelerimiz var? V0 denklemimiz ne demiştik? IRL çarpı 2 kaydı. Şimdi bu V0 2 numaralı gözden bu noktadaki gerilimi bir sağ taraftan toprağa doğru gidip ya da bir sol taraftan toprağa doğru gidip akım hesabı yapabiliriz burada. Birinci sağ taraftan yaptığımızda akım sanki yukarıdan aşağı iniyormuş gibi ki bu IRL oluyor. IRL çarpı RL ile birlikte hesaplayabiliyorduk. Sol taraftan yapmak istersek sol taraftan toprağa doğru giden akım neydi burada? IR2. IR2 çarpı o koldaki bütün dirençlerin değeri diyoruz. Yani R1 ve R2. R1 artı R2. O da 2K'ya karşılık geldi. Yani V0 yine 2 IR2'ye karşılık geldi. Aynı şekilde 2 IRL'ye de karşılık geliyordu. Bu durumda diyoruz ki IRL akımıyla IR2 akımı birbirine eşittir. Yani o noktadaki düğümdeki hem sağdan hem soldan toprağa doğru gerilimler eşittir. Paralel kollardaki gerilimler eşittir. Buradan da IRL ve IR2'nin birbirine eşit olduğunu tespit ettik. Şimdi 2 numaralı gözden tekrar bir bakıyoruz. Denklemi yeniden düzenliyoruz. IRL ve IR2'ye bağlı olarak. Neydi burada? Giren akımlar, çıkan akımlar eşitti. Giren akım ID2 idi. Çıkanlar ise ID1, IRL, IR2 ve IRL idi. IR2 yerine de artık bir IRL yazdık. Bu durumda ID2 formülümüz ID1 artı 2 tane IRL oldu. Şimdi ID1 ve ID2'nin formüllerinin normal geniş formülleri vardı hatırlarsanız. KP çarpı VSG vesaire diye. Bu ifadeleri yerine yazdığımız zaman artı IRL yazıyoruz yerine. Burada işlemlerde sadeleştirme yaparak işlemlerimize devam edeceğiz. Şimdi buradaki denklemimize baktık. Biz esasen çözmek istediğimiz denklemimiz bu. Burada kaç tane bilinmeyenimiz var? VSG'yi bilmiyoruz. VGS'yi bilmiyoruz. IRL'yi bilmiyoruz. 3 tane bilinmeyenimiz var. O zaman bizim birkaç tane daha denkleme ihtiyacımız vardır. Hala denklem çıkartmaya devam edeceğiz. Şimdi V0 2 tane IRL'ydi. Bunu daha önce belirtmiştik. Şimdi burada bir denklem yazacağız. Denklemler G ile S arasında bir denklem olacak. Üretilen güç tüketilen güce eşittir tarzında bir denklem yazmıştık hatırlarsanız. Bunu şu şekilde yapacağız. Şimdi burayı genişletelim. Şimdi devremizdeki gerilim neydi? VSS. Biz S ile G arasında ya da G ile S arasında denklem çıkartabiliriz. Çıkarttığımız denklemleri kullanabiliriz. Buradaki hattımız şöyle olacak. Yukarıdan başlayacak. Şu noktaya kadar. Ya da sonuna kadar düşünebilirsiniz bunu. Yukarıdan başladık. Aşağı doğru iniyoruz. Yine G'den S'ye bu sefer toprağa doğru gidiyoruz. Burada üretilen güç VSS'dir. Tüketilen güç ise bu MOSFET üstündeki VSG. Ve buradaki V0 bölü 2 de diyebilirsiniz buna. Çünkü gerilim bölücü devre direkt ortadan ikiye bölünmüş. MOSFET'lerimiz de evet, ikiye bölünmüş. Tamam. Şimdi şöyle bu noktaya biz V0 bölü 2 diyoruz. V0 bölü 2 niye nereden geldi ona bakalım şimdi. Devremizi açalım.
Şimdi şu noktadaki sağdaki 2 numaralı düğümdeki V0 değeri vardı. Peki bu şu noktadaki bir noktasındaki gerilimi biz nasıl ifade edebiliriz? Dikkat edersek şöyle düşünelim. Bir tane direncimiz var yukarıda. Bir tane daha var toprak. Şu üst taraf bizim V0 olsun. Buradaki direncimiz R. Aşağıdaki de R. Şimdi toplam 2 direnç üstündeki V0 gerilimi varsa şu orta noktada V0 bölü 2 gerilim vardır. O yüzden biz bu 1 numaralı düğüm noktasındaki gerilime V0 bölü 2 diyoruz. İnşallah anlaşılmıştır bu kısım. Bu nokta önemli çünkü. Bu nokta üstünden diğer denklemleri hesaplamaya gidilecek. Burada bir gerilim bölücü devresi var. Yani gerilim bölücü var. Yukarıdaki gerilim ortaya yarıya indirilerek gönderilmiş tekrar. Yani G noktası V0'da gördüğümüz giriş getteki gerilimler çıkış geriliminin yarısı kadardır diye düşünebiliriz. Şimdi bu noktada şöyle oluyor. Üretilen güç tüketilen güce eşitti ve ortadaki noktada V0 bölü 2 olduğunu bulduk. Ve bittiğimiz diyelim. Tamam. Üretilen güç VSS eşittir. Yukarıdan aşağı doğru iniyoruz ve sanki bir akım giriyormuş gibi her bir girdiği noktadaki işarete bakarak eğer bir kaynağa giriyorsa o işaret neyse onun işaretini alacağız. VSS eşittir. Artı VSG artı V0 bölü 2. Bu bizim için üretilen güç tüketilen güce eşittir formülünden. VSS'nin değerini biliyoruz zaten. VSG 2,5 eksi V0 bölü 2 diye bir tane daha denklem elde etmiş olduk. Bir de diğer taraftan bakalım. Burada da üretilen güç V0 bölü 2'dir. Eşittir. O akım çıktı buradan. Nereden girdi bu kaynağı VSG'ye? Artıdan girdi. Artı VSG. Artı VSS. Burada da VSS eksi 2,5. Eksi 2,5 voltudur burası. Artı, eksi, artı. Tamamdır. 2,5 volt oldu burası da. Evet, devam ediyoruz şimdi. Şimdi az önceki ilk yazdığımız denklemde ifadeleri yerine koyacağız. Şu denklemimizi bulalım öncelikle. Şuradaki denklemimiz arkadaşlar. Bu denklemde yerine koyacağız. V0 normalde neydi? 2 IRL idi. En sona V0 diye yazdık biz bunu. VGS değerleri şu içerideki ifadeler. VGS ifadelerini yalnız bırakarak bu ifadeleri bulacağız. Mesela burada içeride ne vardı? VSG vardı. Bu VSG yerine biz V0 VS0 yani 2,5 eksi V0 bölü 2 yazdık şuraya. Daha sonra diğer tarafta VGS idi. Buraya da aşağıdakine V0 eksi eksi 0,2 şey 2,5 bunu yazdık yerine. Burada karesini aldık ifadelerimizin. Bakın burada her şey V0'a bağlı bir ifade çıktı. Karelerini alıp devre işlemlerimizi tamamladığımız zaman yine burada kareli bir ifade geliyor. En son kareli ifade elde ettiğimiz ifademiz bu. 4V0'ın karesi eksi 40V0 artı 36 eşittir 0. Burada V0'ın iki tane kökü çıkıyor. Bir tanesi 9 volt, diğeri 1 volt. İki tane kök var. Burada öncelikle V0'a bağlı olarak VGS'leri bulup kontrol edeceğiz. Gerçekten bizim istediğimiz bölgede de çalışıyorlar mı bunlar diye. Daha sonra devre hangi kök olduğunu tespit etmiş olacağız. Şimdi V0 9 volt için P kanal MOSFET'te VGS, VSG, SG2, eksi 2 volt çıkıyor. N kanal MOSFET'te ise VGS 1, V0 bölü 2, eksi VSS'den 7 volt çıkıyor. Burada ne çıktı toplamda? İkisi 9 volttayken P kanalda sağlamıyor, N kanalda sağlıyor. VGS 2 küçük olması gerekiyor eksi 1'den ama sağlamıyor. Diğeri sağlıyor ama bizde iki kökün de sağlaması gerekir. Tek bir kökün sağlaması yetmez. Şimdi 0 1 volt için deneyelim. Burada üstteki denklemlerde yerine koyduğumuz zaman VSG 2 volt çıkıyor. VGS 1 ise 3 volt çıkıyor. Burada VGS 2 eksi 2 küçüktür eksi 1 P kanal MOSFET'imiz sağladı. Diğeri N kanal MOSFET 3 büyüktür VTN diyecektik. VTN de burada 1'di.
Bu da sağlıyor. Demek ki 2 kökü de 2 VGS değerini sağlattıracak V0 değerimiz bizim 1 voltmuş. Burada 1 voltu bulduktan sonra artık VGS ve VSG ikileri de hesaplayabiliyoruz. Burada VGS'yi bulduysak demek ki buradaki pardon V0'ı bulduk ve buna bağlı VGS'leri de bulup kontrol ettiğimize göre artık bizim gerçek değerlerimiz, tespit ettiğimiz değerlerimiz VSG 2 volt şuradaki değerimiz, GS1 3 volt ve V0'ımız da 1 voltmuş. İşte denklem çıkarta çıkarta yerine yaza yaza bu denklemde değerleri elde etmiş olduk. Şimdi devam ediyorum. Şimdi artık akım hesaplayacağız. Akımlarımız neydi bizim? Formülümüz neydi? ED2 KP çarpı VSG2 artı VTP'nin karesiydi. N kanalda ise bu VGS-VTN'ye dönüşüyordu. Burada sayısal değerleri yerine koyduğumuz zaman KP ve KN'ler burada farklıydı. Dikkat ederseniz eşit MOSFET'ler değildi. Yerlerine yazdığımız zaman ED2 5 mA, ED1 3 mA olarak çıkıyor. Biz ayrıca neyi biliyorduk? VD1 ve 0 noktaları birbirine bağlıydı. Ve hemen açalım. Şu V0 noktasına VD1 ve VD2 bağlıydı. O yüzden artık biz VD2 ve VD0'a, VD1'e ve V0'a hepsine 1 volt diyebiliriz. GS'yi bulduk. D'yi bulduk. Akımları bulduk. Şimdi bir de VSD'nin doyum şeklini kontrol edelim. Gerçekten doyumda mı diye. Burada baktığımız zaman P kanalda VSD büyüktür. VSG artı VTP olması gerekiyor. 1.5 eksi 1.5 büyüktür 1. Burada doyum şartı sağlandığı için MOSFET'imiz doyumdadır diyoruz. Ve VSD değerimizde S eksi D dediğimiz zaman S voltajımız direkt kaynağa bağlı 2.5 volt. Bakalım bu hangi MOSFET? P kanal MOSFET. Yukarısı P. Bakın S kanal MOSFET'imizde S ucu direkt kaynağa bağlı VSS 2.5 volttur. 2.5 volt eksi VD dedik. O da 1 volttu. Az önce bulduk şurada. 1.5 volt çıktı. Bu VSD'nin 1.5 olduğunu gösteriyor. 1.5 büyüktür 1 dediğimiz zaman MOSFET sağlanıyor. MOSFET'imiz doyumdadır diye düşünebiliriz. Şimdi N kanal için doyumda mı değil mi diye bir kontrol edelim. VDS büyüktür. VGS eksi VTN olacak. VDS'yi nasıl hesaplıyoruz? VD eksi VS. İkinci MOSFET'imizin S ucuna bakalım nereye bağlı. Bakıyoruz S ucu direkt eksi 2.5'e bağlı. VD 1 volttu az önce bulmuştuk. V0, VD1 ve VD2 birbirine eşit ve aynı noktadaydı. O da 1.5 volt, 1 volttu. 1 eksi eksi 2.5 bu 3.5 volt yapar. 3.5 volt büyüktür. 3 eksi 1'den MOSFET'imiz doyumdadır. Şart sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Çözümümüz doğrudur. Bulduğumuz akım değerleri, nokta gerilim değerleri hepsi doğrudur. Bundan sonra artık AC devre analizine geçiş yapabiliriz. Şimdi AC analiz kısmına geçelim. AC analize geçmeden önce GM1 GM1 ve GM2 parametrelerin hesabını yapmamız gerekiyor. Burada KP değerleri farklı olduğu için ve VGS ve VTP değerleri farklı olduğu için bunlar ayrı ayrı hesaplanacak. Formülasyonda yerine yazdığımız zaman VGS, GM1 ve GM2 değerlerimiz birisi 10 milisiemens, diğeri de 4 milisiemens olarak çıkıyor. Bu parametreleri artık hesap yaptıktan sonra yerlerine yerleştireceğiz. Evet, şimdi AC eşdeğer devre modeline geçelim. Şimdi AC eşdeğer devresi bunun bu şekilde. Bunu birazcık daha sadeleştirilmiş hali de var. Sadeleştirdiğimiz zaman da bu şekilde dönüşüyor. Ama öncelikle karmaşık halini nasıl çıkarttık buna bakalım. Sonra tek tek diğerine tekrar bir daha bakarız. Şimdi bunu böyle birazcık kısaltalım. Şimdi öncelikle biz daha önce ne yapıyorduk? MOSFET'lerin M1 MOSFET'ini ve M2 MOSFET'ini yerleştiriyorduk. Şimdi buradaki devredeki şekle benzer olarak öncelikle M2 MOSFET'inin temel şeklini üste yerleştirdim. G2, D2 ve S2'nin modelini yukarıya yerleştirdik. Alt kısma ise M1 modelini şu alt kısmında G1, D1 ve S1'i yerleştirdik. Şimdi bundan sonra bacak bağlantılarına bakarak bağlantıları yapmaya çalışacağız. Öncelikle kolaylardan başlayalım. Kurallarımız neydi? Kaynaklar toprağa çevrilir. Yani bu S kısmındaki toprak olacak.
Diğer MOSFET'in S kısmı toprak olacak. Şimdi ikisini de toprak yapalım. Bakıyoruz S2 toprak yapıldı. S1 toprak yapıldı. Şimdi bundan sonra ne var diğer kuralımız? İki MOSFET'in de drain bacakları birbirine birleştirilmiş. İki MOSFET'in de drain bacaklarını birbirine birleştirdik şu noktada. Burası bizim 2 numaralı gözümüze karşılık geldi. 2 numaralı gözden bakıyoruz. Sağ tarafta bir tane RL direncimiz var. Toprağa gitmiş ve biz bu noktaya V0 dedik. Burayı hallettik. Şimdi gelelim gate bacaklarına. Gate bacaklar ne yapılmış? Birbiriyle birleştirilmiş. İki gate'i yine birleştirdik. Buraya da 1 dedik. 1 numaralı düğüm noktamızdı burası da. Sonra bu 1 numaralı noktadan sol tarafa doğru VS kaynağına doğru baktığımız zaman bir tane direncimiz var. R1 ve VS kaynağı bağlanmış. Daha sonra 1 ve 2 numaralı düğümler birbirine R1 direnciyle bağlanmış. Bunu bu şekilde yaptık. Bağladık. Şimdi bu devre birazcık karışık gözüküyor. Biz bunu biraz daha sadece yukarıdan aşağı toprağa bağlanıyormuş şeklini çevirdiğimiz zaman aşağıdaki devreyi elde edebiliriz. Şimdi bunu nasıl elde ettik? Ona bakalım bir. Devrenin eşdeğer modelini aşağıda açalım. Bu karışık halden buraya nasıl geldik ona bakalım. Şöyle yukarıda kalsın bu. Şimdi bizim amacımız tek bir hattımız olacak yukarıda. O hattan da aşağısı toprak, yani tek hat yukarısı, aşağısı toprak. Sürekli yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı olacak şekilde devre elemanlarımızı yerleştirmek istiyoruz. Şimdi ilkine bakalım. Şu sağ taraftan başladık. Elemanı yerleştirdik. Şimdi bu noktadan toprağa gidersek nasıl olur? Mesela nereden? BGS1'den gidelim. Bu noktadan bakın aşağı doğru biraz kalınlaştırayım şurayı. Şu noktadan aşağı doğru indiğim zaman direkt toprağa giden ne var? VGS1 bir tane akım kaynağı var. Sonra S'den toprağa mı gitmiş? Doğru. Şu tarafa bakıyoruz. Çok kalın oldu. Bakıyoruz. Bu noktadan toprağa doğru arada bir tane VGS1 var sadece. Bunu bağladık, bitti. Şimdi aynı hattan bu sefer yukarıya doğru gidelim. Üçüncü bacağa. Yukarıya doğru gidiyoruz. Geldik. Ne var? Bir tane VGS2 akım kaynağımız var. Sonra toprağa gidiyor. Geldik diğer hatta. VGS2'den akım kaynağına gidiyor. Dikkat ettiyseniz. Akım kaynağından toprak. 2 numaralı hat bu da bizim için. Şimdi gelelim 3 numaralı hatta. Orta bacaktan çıktı. R2 ve R1 birlikte. Şu ortadan çıktık. Sola doğru gittiğimiz zaman bir R2 kaynağımız var. Bir bağlantı noktamız var. R1 ve kaynağımız var. Burayı da hallettik. Daha sonra 4 numaralı bacak. Bunu şöyle düşünüyoruz. 4 numara nerede? Şurada. Bu 4 numara. Burada da aşağıda da X diye işaretlediğimiz noktamız. Bu noktamız. Bu noktadan toprağa nasıl gidiyoruz ona bakıyoruz. Bu noktadan toprağa 2 tane kaynağımız var. Birisi VGS1, diğeri VGS2. Bunlar ikisi de toprağa gitmiş, ikisi de birbirine paralel. O yüzden biz buraya VGS1 eşittir VGS2, o da eşittir VGS diyebiliriz. Çünkü bunlar paralel kollardaki gerilimlerdir. Bir noktadan toprağa doğru gidiyorsanız ve bu iki noktada birbirine paralelse gerilimleri bunların eşittir diyebilirsiniz. Burada iki kol var. İkisindeki gerilimler de VGS1 ve VGS2. O zaman biz bunların ikisini birbirine eşit olarak düşünebiliriz. Zaten çoğu zaman kullanmayacağımız için buradaki değerleri de bunu bu şekilde de gösterebiliriz. Bunu bu şekilde gösterdikten sonra devremizin sade haliyle birlikte şu yukarıdaki hali sade haline dönüştürdük devremizi. Burada giriş direncimiz ne olur? RI kaynak tarafından devreye doğru baktığımızda gördüğümüz direncimiz. R0 yük tarafından devrenin içerisine doğru baktığımızda gördüğümüz direnci temsil eder. Biz kazancı hesaplamak istiyorduk. Kazancımızın formülü neydi? V0 yani çıkış bölü giriştir. Biz artık denklem hesabı yaparak devam edelim işlemlerimize. Şimdi düğüm gerilim yöntemi var. Devre aracında görmüşsünüzdür. Şu X noktası için düğüm gerilim noktası hesabı yapacağız. Düğüm gerilimdeki kural şudur.
bütün bu noktadan bütün akımlar dışarıya çıkıyormuş gibi hesap yapılır. Dışarı çıkıyormuş gibi yapılırken de yani Kirchhoff düğüm kuralında ne vardı kuralımızda? Bir düğüme giren akımların da çıkan akımların yani girenler çıkanlara eşittir. Ya da bütün giren hepsini giriyormuş gibi kabul ederiz ve hepsini sıfıra eşitleriz. Topları sıfıra eşitleriz. Biz şu anda ya da hepsini çıkıyormuş gibi düşünürsünüz. Toplar hepsini sıfıra eşit dersiniz. Bizim düğüm gerilim kuralımızdaki kuralımız şu. Bütün akımlar çıkıyor gibi kabul edilir. Çıkıyor gibi kabul edildikten sonra devredeki bu noktadan akımlar dışarı çıkıyormuş gibi yazı formülasyon yapılır, yazılır ve sıfıra eşitlenir. Şimdi bu x noktasından düşünelim. Akımlar nereye gidiyor? Aşağıda VGS var. Buradan akım gitmeyecek biliyoruz. Sağa ve sola doğru gidecek. Sağa doğru giderse sağdaki gerilim noktası neydi? Biz ne diyorduk akım akarken? Başlangıç eksi bitiş noktası diyorduk. Burada kuralımız şu. Akımın akmaya başladığı nokta bu x noktasındaki gerilimimiz neydi bizim? VGS. Paralel kollardaki gerilimi biliyoruz. Biz buraya VGS diyebiliriz. VGS eksi V0. Gitmeye çalıştığı nokta neresi? V0. Bölü aradaki direnç. Aradaki direnç nedir? R2. Bölü R2 diyoruz. Artı VGS bu sefer sol tarafa doğru gittiğini düşünelim akımın. Başlangıç noktamız VGS. Eksi bitiş noktamız neresi? VS. Eksi VS. Bölü aradaki direnç. Bu ifadeler bize neyi veriyordu normalde hatırlarsanız? Devreden çıkan akımı, bu noktadaki akımı veriyordu bize. Devreden çıkan akımı veriyordu bize. Burada da bu ifadeyi bulduk. Yani şurası sol tarafa doğru giden akım. Diğer taraftaki de sağ tarafa doğru giden akım. Başlangıç noktası, eksi bitiş noktası bölü aradaki direnç. Biz bütün akımları çıkıyor gibi kabul edip topladık, sıfıra eşitledik. Neden? Bir koldaki akımlar bir düğüm noktasındaki çıkıyor olarak kabul edip biz bunları topladığımız zaman sıfır eşit diyebiliriz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra burada bir içler dışlar çarpımı yapıp VGS'yi 2 VGS eşittir. VS artı V0 denklemi şeklinde elde ettik. Yine biliyorsunuz eksi analizde denklem çıkartmaya çalışıyoruz. Denklem üretmeye çalışıyoruz. Çıkartabildikten sonra denklemlerimizi artık birbirine oranlamaya çalışacağız bunları. Bizim amacımız V0 ile VGS'yi hesaplayabilmek. VS'yi hesaplamak ve sonra bunların birbirine oranlanarak kazancı hesaplamaktır. Şimdi burada bunu hesapladık. Devam edelim. Şimdi burada bir A noktamız var. Bakın dikkat ederseniz. Bu A noktası için bir düğüm gerilim yöntemi yaparak denklem çıkartmaya çalışalım ayrıca. Şuraları bir silelim. Şimdi A noktasındaki düğüm burada. Şimdi A noktası için bir düğüm hesabı yapacağız. Yine A noktası için bütün akımları çıkıyor gibi kabul edip burada bütün akımları toplayıp sıfıra eşitleyeceğiz. Bunu da yaptığımız zaman yine VGS ve V0 ile alakalı yine denklemler elde etmiş olacağız. Şimdi buradaki kuralımız nedir? Bütün akımlar dışarı çıkıyormuş gibi hesaplanır. Nasıl hesaplayacağız? Ya da akımın değerini biliyorsanız direkt artı olarak yazacaksınız. Ama akımlar çıkıyormuş gibi kabul edeceksiniz. Çıkmıyorsa içeri giriyor gibi durursa artı koymanız gerekir önüne. Şimdi başlayalım yazmaya. Şimdi birinci denklemimizde akım buradan çıkıyor olarak düşünürsek A noktasından aşağı doğru indiğini düşünürsek burada çıkan akım hangisi aşağı doğru? GM VGS 2. GM VGS 2 konmuş buraya. VGS 2'ler bütün VGS'ler birbirine eşit olduğu için şu anda şu sağ taraftaki paralel kollardan kaynaklı. Buradakiler de VGS 2 yerine VGS'ler yazılabilir artık. O yüzden burada bunu yazdık. Daha sonra buradan çıkan birinci koldaki akımımızı yazdık. Şimdi ikinci koldaki akımı yazıyoruz.
Sağa doğru giden bir akımımız var. Burada şöyle bir akımımız var. Ne var burada? VGM1, VGS1 var. Onu da yazdık. Şimdi ayrıca bu kolu yaptık. Bir de sağda yük üstünden giden bir akım var. Oradaki akım nedir? V0 bölü RL'dir. Buradaki gerilim V0'dı. Akan akımı hesaplamak için gerilimle direnci birbirine oranlarız. V0 bölü RL. O zaman sağ taraftaki ve aşağıdaki bütün akımları çıkıyormuş gibi yazdık şu anda. Şimdi bir de sol taraftakine bakalım. Sol tarafta ne yazabiliriz? Akım çıkıyor gibi düşünürsek akımın başlangıç noktası bu nokta. Yani V0. Eksi nereye kadar gitti? Buraya kadar gitti. Ortadaki X noktasına kadar gitti. Buradaki gerilimimiz neydi bizim? VGS'ydi. Eksi VGS bölü aradaki direnç. Ne var arada direnç? R2. R2'yi de yerine yazdık. Toplam eşittir 0 dedik. Bu da RL1 ve RL2'nin değerleri 1 kaymış. Bunları yerine yazarak, katsayılarımızı yazarak denklemimizi elde ettik. Bu denklemi elde ettikten sonra işte sadeleştirmelerimizle birlikte 2 VGS, pardon, şu ifade bakalım bir. Bu ifadeyi elde ettik. Buradan sonra V sıfırları bir araya topladık. VGS ifadelerini bir araya topladık. Ve sıfıra eşitledik tekrar. Şimdi burada paydadaki 2'yi götürmek için burada 2 ile çarptık. 2 VGS oldu. Sonra VGS yerine artık biz yukarıda denklemimiz neydi? 2 VGS neydi? VS artı V0'a karşılık geliyordu. Biz bunun yerine burada yukarıdaki soldaki ifadeyi yazdık. Yani V0 bölü V0 artı V0 ifadesini yazdık. VS artı V0. Bu ifadeyi yerine yazdıktan sonra yine VS'yi ve V0'ı içeriye dağıttık. Katsayı olarak. Sonra V0'lar burada 3 tane vardı. Bu 3 V0'ı toplamını tek bir V0 şekline dönüştürdük. V0'ları bir tarafa attığımızı düşünelim. VS'leri bir tarafa attık. Kazancımız neydi bizim ifademiz? V0 bölü VS'ydi. Kazanç V0 bölü VS'dir. O zaman VS'yi aşağıya gönderip V0 yanındaki katsayıları da diğer tarafa payda olarak gönderdiğimiz zaman eksi GM1 artı GM2 eksi 1 bölü GM1 artı GM2 artı 2 şeklinde bir ifade çıkıyor. Burada GM1 ve GM2 biz daha önce hesaplamıştık. 10 ve 4'tü. Artı 1, eksi 1 ve artı 2 de katsayılarımız var burada. Bunlarla birlikte bir dakika arkadaşlar. Burada katsayılarımızın değerlerini de yerine yazdık. Sayısal değerleri yerine yazdıktan sonra sonuçumuz eksi 13,13 bölü 16 çıktı. O da eksi 0,8125 değerini elde etmiş olduk. Bu bizim için kazanç değeri oldu. Buradaki eksi ifade geri sinyalinin işaretinin değiştirildiğini, yönünün değiştirildiğini gösteriyor. 0,8 ise birden bir küçük değer olduğu için sinyalde bir azaltmaya gittiğimizi gösteriyor. Yani verilen sinyal 1 iken biz bunu 0,8'e %20 azaltarak çıkışa yansıtmışız. Şimdi buradan sonra çıkış ve giriş dirençlerini hesaplamamız gerekir. Bir de onlara bakalım şimdi. Şimdi R0 çıkış direncinin hesaplanması. Burada bir tivenin hesabı yapacağız. Buradaki kuralımız neydi? Hesaplamak istediğimiz noktadaki direnci kaldırıp bunun yerine bir akım kaynağı ve pardon bir gerilim kaynağı bağlıyoruz. Bu gerilim kaynağına Vx değeri diyoruz. Bu akım kaynağından, gerilim kaynağından çıkan akım ise Ix'tir. Biz burada Vx bölü Ix oranını bulduğumuz zaman devredeki çıkış direncini hesaplamış oluruz. Çıkış direnci neredeydi? V0 çıkış noktasından devreye doğru baktığımızda gördüğümüz eşdeğer tivenin direncini ifade eder bizim için. Şimdi bakalım nasıl ifade edebiliriz biz bu işlemi. Şimdi Ix akımı dışarıya doğru çıktığını düşünürsek, şu nuraya da bir düğüm noktası olarak düşünürsek, giren akımlar çıkan akımlara eşittir. Kuralımız vardı hatırlarsanız. Burada da GM1 ve GM2 VGS ifadeleri de bizim için biz belirleyici nokta olarak kullanabiliriz. Devam edelim.
Şimdi nedir buradaki kuralımız? Düğüm noktası bütün akımları çıkıyormuş gibi düşünürsek, hesap yaparsak diye demiştik. Şu paralel koldaki gerilim artık nedir? V0 yerine biz Vx yazabiliriz. Çünkü burada bir kaynak bağlı. Bu kaynak direkt bu V0 noktasında görülür. V0 yerine Vx kullanarak işlemlerimizi daha kolaylıkla yapabiliriz. Şimdi akım hesabı yaparken burayı düğüm noktası diye düşündük. Ne dedik? Bütün akımları çıkıyormuş gibi hesaplayacağız. Burada çıkan akımlar nedir? Öncelikle Gm1 ve Egs1. Bunu ifademizde yazdık şuraya. Diğer ifade Gm2 ve Egs2. Bunu da yazdık. Daha sonra ne var başka? Şu noktadan sol tarafa doğru giden bir akım var. Bunu hesaplarken nasıl yapıyorduk? Buradan toprağa doğru gidiyor. Demek ki o zaman biz buraya da Vx demiştik. Vx bölü R1 artı R2. Bu bütün akımları çıkıyormuş gibi hesapladık. Ve giren akım nedir? Ix. Bakın bu düğüm noktasına Ix'i giriyor gibi düşündük. Giren akımlar çıkan akımlara eşittirse Ix eşittir dedik. Bu ifadelere karşılık geldi. Burada Vgs'leri ortak paranteze aldığımız zaman Ix akımı bu şekilde bir ifadeye dönüşüyor. Vgs parantezinde Gm1 artı Gm2 artı Vx bölü R1 artı R2 ifadesine dönüştü. Şimdi Vx noktasındaki biz gerilimi ya da şuradaki Vgs gerilimini gerilim bölücüden yani şu noktadaki gerilim V0 ise gerilim bölücüden buradaki noktayı biz daha önce nasıl hesaplamıştık? V0 bölü 2 diye hesaplamıştık hatırlarsanız. Aynı şekilde o zaman burası Vx bölü R1 artı şu denklem çıkar. Vx bölü 2 diye de düşünebilirsiniz burayı. V0 yerine Vx yazdığımız için burası Vx bölü 2. Şimdi ama bu Vx bölü 2 değil de bunu harfli ifade olarak yazmışız burada. Vgs eşittir. Vx çarpı R1 bölü R1 çarpı R1 artı R2. Şimdi yukarıdaki denklemdeki ifadede bunları yerlerine yazacağız. Nerede var? Şuradaki Vgs yerine şu aşağıdaki ifadeyi yazacağız biz şimdi. Geldik. Ix eşittir. Vx bölü R1 artı R2 çarpı R1. Gm1 çarpı Gm1 artı Gm2 artı Vx bölü R1 artı R2. Şimdi bakın sağ taraftaki ifadeden ikisinde de katsayı Vx var. Biz burayı Vx parantezine alıyoruz. Bunu Vx parantezine aldığımız zaman R1 üst tarafta payda olarak kalan ifade ikisinde de R1 1 bölü R1 artı R2 paydada var. O yüzden Vx parantezini aldıktan sonra bir daha R1 bölü R1 artı R2 parantezini aldık bunu şu kısımda. İçeride kalan ifade ne oldu? Şurada 1 ifadesi kaldı. O 1 burada zaten. Diğer ifade de R1 çarpı Gm1 artı Gm2 ifadesi kaldı. Şimdi bizim amacımız R0 hesaplarken kural neydi? Vx bölü Rx'i bulmak. Vx bölü Ix'i bulmaktı. Burada Vx bölü Ix'i birbirine oranladığımız zaman şu aşağıdaki ifademiz çıkıyor. Burada da üstteki ifadenin 1 bölü ifadesini yani üzeri eksi 1 ifadesini aldığımızı düşünelim. Burada ifadeleri yerine yerleştirdikten sonra Gm1, Gm2 parametresini daha önce zaten hesaplamıştık 4 ve 10 diye. R1 ve R2 dirençlerinin değerleri 1'di. Bunları yerine yazdığımız zaman 2 bölü 15 çıkıyor. Yani R0 direncimiz 0.133K ya da bunu 133 ohm olarak düşünebilirsiniz. Piyasada satılırken bunlar 0.13K diye değil de 133 ohm tarzında satılır küçük değerlerde. Yani 1K'nın altındaki değerler ohmla ifade edilir. O yüzden dışarıdan satın alacağınız zaman işte ben bunu 0.133K hesapladım ama gidip piyasadan bir elektronikçiden almak istiyorum dediğiniz zaman 100 ohmluk ya da 130 ohmluk bir direnç istemenizde fayda var. Bu bizim çıkış direncimizdi. Şimdi giriş direncimizi nasıl hesaplayacağız? Bir de ona bakalım. Evet, Ri giriş direncimizin hesaplanması. Burada da az önceki devremizin eşdeğer halini yazdık buraya. Bu sefer akımları nasıl hesaplayacağız? I akımı koyduk buraya. Bizim Ri direncimiz Vi bölü Ri diye karşılık gelir. Vi'den kastımız da burada Vs.
giriş direnci, giriş noktasındaki gerilim bölü toplam akıma eşittir. Şimdi bakalım nasıl hesaplama yapacağız. Şimdi VS değerimiz, şu aşağıda hesapladık. Nedir? Üretilen güç tüketilen güce eşittir. Üretilen güç neydi? VS eşittir dedik. Bir güç şu R1 direnci üzerinde harcanıyor. Harcanan güç direnç çarpı akımdır. Aynı şekilde buraya kadar da harcanıyor. R2'de de var bu harcama. Şu noktaya kadar. Bu noktamız ne? V0. Bu noktaya kadar akım çarpı dirençler dediğimiz zaman akım çarpı dirençler artı V0 noktasındaki gerilimimiz. Bu üretilen güç tüketilen güçten ifadesinden elde ettiğimiz değerimiz. V0'ı ayrıca hesaplamak istersek şu noktadan akım çarpı direnç dediğimiz zaman hatırlarsanız şu kısım devreden geçen I2'ye bağlı GM1 ve GM2'ye bağlı olarak hesaplanmış değer. Burası neydi? Normalde neydi? V0 çarpı V0 eşittir. RL çarpı IRL idi. RL'yi biliyoruz zaten. Yalnız IRL'yi biz akıma bağlı bir ifade olarak hesaplamak istiyoruz. Şimdi burada nedir? Giren akım çıkan akımlara eşittir. Kuralımız buydu. Sol taraftan II akımı geliyor. II akımı geliyor. Bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi giren akım çıkan akıma eşitse burada iki tanesi çıkmış, bir tanesi girmiş ama biz şu koldaki RL üstündeki akımı hesaplamak istiyoruz. O zaman I'den GM1 VGS1, GM2 VGS2'yi çıkartıyoruz. Buradaki içerideki ifade, aşağıdaki ifade ona karşılık geliyor. Yani buradan 3 geldi düşünelim. Şurada 1, burada da 1 miliamper çıktı, dışarı çıktığını düşünelim. Şimdi 1 girdi, 3 girdi, 1 çıktıysa burada 2 kaldı. 2 sol tarafa doğru geldi. Biri aşağı gittiyse biri de diğer tarafa gidecektir bunun. Bu yüzden birbirinden ifadeden çıkartarak bu işlemleri yapıyoruz. Giren çıkanlara eşittir. 3 girdi. 2 ve 1 çıktı. Sonra 2 girdi. 1 ve 1 çıktı tarzında düşünebilirsiniz. O yüzden iki ifadeyi de II akımından çıkartıp esas RL üstündeki akımımızı bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi daha sonra yukarıdaki V0 yerine aşağıdaki V0 bulduğumuz değeri yazıyoruz. VS eşittir. II çarpı R1 artı R2. Bu ilk ifademiz zaten. Artı II eksi GM1 VGS eksi GM2 VGS çarpı RL ifademizi elde ettik. Burada şu kural neydi? Akım çarpı direnç. Burası akıma karşılık geliyor. Bir de ayrıca bir tane daha denklem çıkartabiliriz. Şu denklemi. Bu denklem nasıl bir denklem? VS şu noktadaki gerilime kadar gelirsek, buraya da VGS'ydi. V0'a doğru ilerlerken yazdığımız denklemlere benzer bir şekilde üretilen güç VS eşittir. II çarpı R1 artı VGS'ye karşılık gelir. Buradan da VGS'yi yalnız bırakırsanız VS eksi II çarpı R1'dir. Şimdi buradaki VGS yerine de şu aşağıdaki ifadeyi yazıyoruz. Burada denklemde ifadeyi yerine yazdığımız zaman başlangıç noktamız aynı geldi. Sonraki IRL içler dışlar çarpı yaptığınız zaman RL'ye içeriye gönderdiğiniz zaman bu zaten sabit geldi. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Diğeri de ise VGS parantezine aldığımız zaman şu kısmı eksi VGS parantezine aldığınız zaman GM1 artı GM2 çarpı RL'ye karşılık geldi. Biz VGS yerine de yukarıdaki denklemi yazarsak VS eksi II çarpı RI ifadesini RI R1 R1 olacak arkadaşlar burası. R1 ifadesini yazdığımız zaman ben de onu düzelteyim bir dakika. Burası R1 olacak. Aşağıda da R1. Tamam. Bu ifadeyi de yerine yazdıktan sonra GM1 artı GM2 çarpı RL ifademiz geldi. Yine burada bir içler dışlar çarpımı yapıp içeriye dağıtım yaptığımız zaman ifademiz iyice açıldı. Burada amacımız VS kaynağıyla II'yi birbirine orantılayabilmek. Orantılayabilmek için VS'leri bir tarafa, II'leri yani II'leri bir tarafa doğru çekmeye çalışıyoruz şu anda. Bu çekme işlemini yapabildikten sonra artık işlemlerimiz daha kolaylaşacak ve
orantısı işlemi yapacağız. Şimdi burada VS'leri bir tarafa çektiğimiz zaman GM1, GM2 çarpı RL artı 1 parantezin açıldı. Karşı tarafta ise R1, R2 ve RL'ye bağlı ifadeler çıktı. Şimdi giriş direncimiz bizim neydi? VS bölü II idi. II'nin yanındaki sayısal parametreleri pardon II'yi karşı tarafa payda olarak indiriyoruz. VS'nin yanındaki katsayıları ise karşı tarafa geçiriyoruz. Bu durumda elde ettiğimiz denklemimiz bu şekilde GM1'e, RL1, RL, R1 ve R2'ye bağlı bir denklem elde ediyoruz. Bu denklemle birlikte sayısal değerleri yerine yerleştirdiğimiz zaman RI giriş direncimiz 1.1K çıkıyor. Yani amaç o noktadaki direnci hesaplamak istediğimiz noktadaki gerilim bulmak ve akımı bulmak. Bunları ikisine birbirine oranladığımız zaman o noktadaki bize direnç hesabı yapılmış olur. Rahat bir şekilde hesaplayabiliriz. Bunun çözümü de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi sormak istediğiniz sorularınız varsa onları alalım. Evet, olmuş, evet. Sorularınız varsa o soruları alalım. Sonra dersi tamamlayalım. Başka bir örnek var ama yeni bir örneğe geçmeyelim şimdi. Yarım kalmasın. Bu da yine bayağı bir uzun bir örnek. Evet. Evet, sorularınız var mı arkadaşlar? Sanırım sorularınız yok arkadaşlar. Bugünkü dersi tamamlayalım. Haftaya kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Sınavda buradaki konulara kadar demiştik dün. Bugün işlediğimiz örneğe kadardı. Yani sayfa 40'a kadar örnek işledik. 41'e kadar. 41 dahil değil. 41'den sonraki de örnekler de yine ELSI analiz örnekleri. Yine benzer sorular çıkabilir. Ama işte buraya kadar işlediğimiz ağırlık olarak, zorluk olarak buradaki seviyeye kadar diye düşünebilirsiniz. Sonraki biraz daha hafifletecektir. Bu arada bu PDF'in sonunda örnek sorular var ve basit seviyedeki örnek sorular. Onları da çözebilirsiniz. İşinize yarayacaktır inşallah. Durum bu şekilde. Sorunuz yok herhalde. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar.